Mutlu günler değerli izleyenler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca bugünkü konuklarımız Yusuf Kenan Çalık ve Serhan Türk ile gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Biz de sana geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkürler. Evet, inşallah geçsin. Her yayında birileri bana geçmiş olsun diyor inşallah. 2024'de hasta olarak girdi, öyle devam ediyor. Geçen yıldan beri hasta. Evet. Nazar var, nazar. Ben henüz 2024'e giremedim. Nazar var. Ben de öyle düşünüyorum. Geçmiş artık ona göre. Geçer. Bilimden yavaş yavaş süre uzadıkça bilimden uzaklaşmaya başlayıp artık böyle nazara falan bağlamaya başlıyorsun. Çok yoğun salgın var. Ezgi, Ezgi aynı zamanda benim anne tarafından hemşerim. Aynı evet, Ankaralıyız. ve çok da yakın mesai arkadaşımız. Sana ihtiyacımız var. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Bir an önce tamamıyla sağlığa kavuşman dileğiyle. Bütün hastalara da aynı dilekleri diyelim. Evet. Gerçekten kimle konuşsam hastayım hasta. Diyor. Herkes dikkat etsin diyelim bir kez daha. Hemen başlayalım değerli izleyenler. Düne gideceğiz tabii ki. Fenerbahçe'nin Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi konuşarak başlayacağız. Ama önce bir basın toplantısına gidelim. Acaba İsmail Kartal maçın ardından neler söylemiş? Dinleyelim, sonra konuşalım. Evet, önce ekrandaki transfer gelişmesini paylaşarak başlayalım değerli izleyenler. Nikola Anelka yeniden Türkiye'de, çok yakından tanıdığımız bir isim tabii ki. Ümraniye Spor'da CEO görevine getirildi eski Fransız yıldız. Acaba Anelka'nın gelmesiyle birlikte neler değişebilir? Tabii bunu göreceğiz. Anelka neler yapacak Ümraniye Spor'da? Biraz şaşırtıcı, sürpriz bir gelişme aslında. Evet, kendisi Dubai'de yaşıyordu en son. Futbolculuğunu herhalde anlatmamıza gerek tabii yok. Ki. Bence Fransız futbolunun en yetenekli isimlerinden birisiydi. Sonrasında futbol dünyasından da çok böyle iç içe yaşayan bir isim değil. En azından kendi yansıttığı öyleydi. Herhalde kendi ağını kullanarak belki Ümraniye Spor'a futbolcu konusunda yardımcı olabilir. Hem alış konusunda hem satış konusunda. CEO görevi farklı bir görev. Bir yıllık bir görevden bahsediyor. Benim okuduğum kadarıyla evet. Bir yıllığına gelmiş. Nasıl bir misyon yüklenilecek ve hedef olarak ne konuldu? Herhalde bir basın toplantısıyla açıklanır diye düşünüyorum. Çünkü getirdiğiniz isim... Az buz bir isim değil tabii, yani. Olağanüstü bir adamdan bahsediyoruz. Ama işte yöneticilik konusunda hiçbir deneyimi yok. Onu da söyleyelim evet. Şu ana kadar. Yani benim bildiğim kadarıyla şu ana kadar profesyonel yöneticilik deneyimi yok futbolda. Umarım başarılı olur. Çünkü kulüplerimizin hata yapma payı finansal anlamda artık çok fazla yok. Hayırlı olsun diyelim Serhan, senden de birkaç hayırlı olsun. Sonuçta biz yıldız futbolcu olarak biliyorduk Nikola Anelka'yı. Deneyim anlamında da CEO olarak Ümraniye Spor'a geldi. Ne yapabilir bir yıl içerisinde? Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz ama benim çok fazla beklentim yok. Ama şu anlamda da şöyle söylemek lazım. Yıldız bir ismi tekrar getirebilmek, ülkeye getirebilmek. Belki yapmış olduğu katkılardan, almış olduğu görevlerden ve futbolu hayatında yapmış olduklarından ders çıkarabilmek açısından iyi işler yapabilir. Bir de biliyorsun coğrafyaya çok hakim bir futbol geçmişi de var. Ondan dolayı belki oradan nimetlerden faydalanmak açısından gelebilir. Bir yıllık içerisinde Nikola Anelka'ya getirmek, devre arası getirmek benim kafamda soru işareti. Bakalım. Ama isim anlamında Ümraniye Spor'a başarılar dilerim. Tabii ki başarılar diliyoruz. Peki. Şimdi hemen maça dönelim. Fenerbahçe'ye dönelim değerli izleyenler. Yusuf Kenan şimdi 1-0 penaltı. Golüyle kazanılan bir karşılaşma ve 2.90 dakikadan bahsedebiliriz aslında. Avrupa'nın belki de en golcü takımlarından biri olarak değerlendirdiğimiz, her maçını hemen hemen artık farklı kazanmaya başlayan bir Fenerbahçe. 2 maçtır gol bulmakta çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Çok fazla pozisyona giriyor, çok fazla deniyor ama bir türlü gelmeyen gollerden bahsediyoruz. Ve tabii ki taraftarlarda bu durum endişe yaratmaya başladı. İstersen buradan başlayarak şöyle bir genel değerlendirme yapalım. Sadece 2 maçta demeyelim yani son 3 maçta birer golü var Fenerbahçe. Evet. Gaziantep maçı, evet. Samsun Spor maçı ve dünkü karşılaşmada. Gol beklentisi olarak yüksek gol beklentilerine sahip olmasına rağmen dün de aşağı yukarı 2.5 gol üstü bir beklenti üretmişti Fenerbahçe haricinde. 3.3. Penaltıyı çıkartırsak o çok yüksek ya 0.78 civarında. 2.5 civarında bir gol beklentisi akan oyunda. Bu çok yüksek bir beklenti. Şimdi Samsun Spor maçı ile ilgili hoca ile ilgili eleştiriler vardı ve haklı eleştirilerdi. Çünkü değişiklik zamanlaması ya da tercihler tartışmaya açık tercihlerdi. Ve bu tartışmalar ister istemez sonuç gelmeyince de alevlenen tartışmalar oluyor. Teknik direktör bir tercih yapmak zorunda ve bu tercih her zaman tutmuyor. Tutmadığı zaman da eleştiriliyor. Tuttuğu zaman nasıl övülüyorsa tutmadığı zaman da eleştiriliyor. Bu maç özelinde ben İsmail Hoca'ya çok bir şey söyleyemem.
Çünkü özellikle ilk yarıda, ikinci yarı kırmızı kartında etkisiyle olarak değerlendirilebilir. O yüzden ilk yarıdan bahsetmek bence daha sağlıklı. Fenerbahçe rakip ceza sahasında 30 kez topla buluşmuş. Yani birçok takımın Süper Lig'de maç boyunca yapamadığı bir performanstan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin PPDA dediğimiz, yani topu geri kazanma sürecinde rakibin kaç tane pas ortalama yapmasına izin verdiğine dair bir veri var. Hani böyle ölçülüyor. Pres kabiliyetini ölçmek için. Normalde sezon ortalaması rakiplerine 9 pas, 9,5 pas yapma imkanı tanırken Fenerbahçe dün 6,5 pas imkanı tanımış. Yani Başakşehir'i adeta kendi yarı sahasına hapsetmiş ve bu bağlamda da oyun olarak bence sezonun en güçlü oyunlarından birisini oynadı. Hı hı. Şimdi oyun sizi bir yere kadar taşıyabiliyor ama bir yerde de bitiricilik denilen ve biraz serin kanlılık denilen bir nokta var. Ben Fenerbahçe'nin forvetlerinin ya da işte sadece forvet değil, yani buna Şimanski'yi de katabiliriz. Hücum tabii hattı diyelim. Hücum evet. Hattının hatta orta saha oyuncularının biraz cömert davrandığını düşünüyorum. Ve dakikalar ilerledikçe de işte son 3 maçta sadece birer gol bulunması, dakikalar ilerledikçe de sezon başından beri gelen nasıl olsa gol atabiliriz, işte biz fark atabiliyoruz, her takıma gol atabilecek kapasitedeyiz düşüncesi orada biraz erozyona uğramış oluyor. Çünkü işte Samsunspor mücadelesinde de her an gol atabilir havası vardı Fenerbahçe'de ama o gol bir türlü gelmedi. Ve şimdi sanki bu, o dakika geciktikçe de bir stres oluşuyor takımda. Evet, yani 60-65'ten sonraki paslara ve şut tercihlerine bakarsak o stresin oluştuğunu görebiliyoruz. İşte bunu biraz yine teknik ekibin çözmesi gerekiyor. Bu noktada iki şey var. Şimdi hoca teknik ekibinden bahsetti. Kimse, yani ben şu söyleme katılmıyorum. Çünkü antrenör değilim ve antrenör eğitmeni değilim. O yüzden ben Fenerbahçe teknik kadrosunun yeterliliğinin sorgulanması için bunu sorgulayabilenin bir teknik direktör olması gerektiğini düşünüyorum. Doğal olarak sözü onlara bırakıyorum bu konuda. Hani yeterlidir değildir, onlar tanıyorlar seviyelerini, geçmişlerini, onlar daha iyi biliyorlardı. Şimdi açıp Transfermarkt'tan Fenerbahçe teknik ekibinin CV'sine bakmak herhangi bir Fenerbahçe taraftarı için "aa bak burada çalışmış, şunu yapmış, iyidir, kötüdür" deme imkanı tanımamalı. Bence çok doğru bir yaklaşım değil. Hocanın söylemi de bence bu konuda doğru değil. Ha, bunu eleştiren teknik adamlara, eski futbolculara söylüyorsa onu bilemem. O ayrı bir konu. O bağlamda da o zaman isim vererek eleştiri yapmak daha sağlıklı olur. Ancak benim gözlemlediğim bazı noktalar var. Bu panik meselesi. Ben geçen sezonlara oranla Fenerbahçe kadrosunun çok daha deneyimli olduğunu düşünüyorum. Nitekim yani yaş itibarıyla da zaten Dzeko, Tadic, Fred gibi deneyimler var. İşte Batshuayi'yi de artık deneyimli oyuncu olarak nitelendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu deneyimli oyuncular bu paniğin aslında saha içine yansımamasına, olmamasına sebep olmalı. Yani biraz daha sakin, biraz daha rahat, biraz daha doğru tercihlerle. Çünkü şut tercihlerine, pas tercihlerine bakıyoruz. Hep aceleci davranan bir Fenerbahçe vardı. Özellikle 60-65'ten sonra. Bunu sahaya yansıtabilmeleri lazım. Eğer bu yansımıyorsa, bunun işte saha dışı metotları da var. Yani bu mentorla çalışmak olabilir, bir psikologla çalışmak olabilir. Bunların hepsinin, çünkü ufak detay gibi görülebilir ama zaman zaman dalga geçilen, işte Nuri Şahin getirdiğinde dalga geçilmişti. Taç atışı için antrenör getirmek. İşte gördüm çünkü yorumcular arasında bununla dalga geçenler. Abdullah Avcı da benzer bir hamle yapmıştı galiba teknik ekibine. Bu detaylar size bazı karşılaşmalarda çok kritik puanlar kazandırır. Ya da kaybetmemenizi sağlar. Bu mentor olabilir, bu başka bir işte psikolojik bir çalışma olabilir. Bu bağlamda bu dakikalarda daha sakin olmasını sağlaması gerekiyor teknik heyetin. Teknik heyetin de daha sakin olması gerekiyor kenarda. Orada da maalesef işte hoca eğer görüntüleri tekrar izlerse, yoğun stresin farkındayım, çok haklı. Fenerbahçe camiasının şampiyonluk baskısının da çok yoğun olduğunu da biliyorum ama kenarda da o stres hissediliyor. Oyuncu da kenara dönünce o stresi hissediyorsa orada bir problem olabilir. Çünkü bu 3 maçtır devam ediyor. Gol bulamama ya da az gol bulma meselesi. Üretme değil bu arada. Bazen şey geliyor, mesajlar geliyor. Fenerbahçe işte çok dişli bir takıma karşı oynayınca üretemiyor. Üretiyor. Yani istatistik ortada, 70 kez ceza sahasına girmiş. 3 üzeri gol beklentisi üretmiş. İşte penaltı harici 2,5. Bu önemli bir üretkenlik. Yani Süper Lig için ve herhangi bir futbol mücadelesi için önemli bir üretkenlik. Ama bu üretkenliğin sağlıklı bir şekilde verimli hale gelebilmesi için bazı detayların düzeltilmesi lazım. Ha, golü bulma meselesindeki çeşitliliği de artırmak gerekiyor. Mesela dün Serdar Aziz'in bir şutu var. Fenerbahçe çok az şut denedi.
Penaltı vuruşu da, penaltı pozisyonu da bir şut üzerinden geldi. Yani Szymanski'nin şut denemesi orada Onur'un koluna çarpıp penaltı pozisyonu getirdi. Penaltı pozisyonu getirdi devamında. Serdar Aziz'in pozisyonu yine aynı şekilde. Bazen çok ceza sahası içerisinde paslaşalım, en net, en ideal pozisyonu bulalım derdinden çıkıp işte İrfan Can'la, Szymanski ile, Cengiz Ünder'le, Serdar Aziz de güzel şut atıyormuş. Serdar Aziz de, İsmail Yüksek'le bunları yapıyorlar çünkü. Krunic'le ceza sahası dışından da şut denemek gerekiyor. 3 en önemli nokta bence. Fenerbahçe duran topları verimli kullanamıyor. Fenerbahçe duran topta ligde en yüksek gol beklentisi üreten 3. takım. Ama gol konusunda, gol bulma konusunda hiç o kadar da mahir bir takım değil. Şimdi teknik adamların, teknik direktörün CV'leri beni çok alakadar etmiyor. Ben biraz verilere bakıyorum. Bu kadar duran top bulurken köşe vuruşu, serbest vuruş, cepheden, kenarlardan ne olursa olsun eğer siz duran toptan gol bulamıyorsanız bu bir eksiktir. Ve teknik ekibi bu konuda güçlendirmek, çünkü bunlar uzmanlar. Dün de bir haber çıktı bu konuda, bir uzman arayışı var Fenerbahçe temaslara geçti diye. Benim aldığım bilgiye göre öyle bir temas olmamış. Bu benim aldığım bilgi. Yalanlamak için söylemiyorum haberi. Kesinlikle hani öyle bir derdim yok, meslektaşlarımla öyle bir ilişkiye girmem hiçbir şekilde. Ama ben de sordum. Bana da öyle bir girişimimiz olmayacak, olmadı denildi. Üzüldüm açıkçası çünkü Fenerbahçe'nin böyle bir ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin duran toplarda sezonun geri kalanı için, hatta bence geç kalındı, biraz daha efektif, biraz daha verimli olması gerekiyor. Bakın üretkenlik yine var. Sen yine gol beklentisini üretiyorsun ama gol atamıyorsun. O yüzden bu beklentiyi gole çevirecek o ufak detaya, o nüansa Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Şurada kaldı 4 aylık bir süreç. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ince detayları iyi değerlendirmeli. Şimdi hoca alınganlık yapıyor, görüyorum. Çünkü eleştiri üzerine işte benim teknik eğitim yeterli diyor. Şimdi bu yeterlilik meselesini ben başka bir boyuttan değerlendirmek istiyorum. Kimse hocanın teknik kadrosuna yetersiz demiyor. En azından ben demiyorum. Ama Fenerbahçe kadrosu da yetersiz değildi. Üzerine Bonucci ile Krunic alındı. Hiçbir detaya, hiçbir riske yer vermemek için, değil mi? Bunun için alındı. Çünkü yoksa Fenerbahçe mevcut kadrosuyla da şampiyon olabilirdi. Ligin ilk yarısını lider bitirdi sonuçta. Ve bir şekilde iyi futbol oynadığını görüyoruz. İşte söyledi, bu teknik ekiple rekorlar kırıldı. Gol rekorları, galibiyetler, puanlar. Bu kadroyla kırıldı. Yani Krunic ve Bonucci yokken kırıldı. Çağlar konuşulmuyorken kırıldı bu. Bu kadro bunları yaptı. Ligden, Avrupa Ligi'nde, Konferans Ligi'nde gruptan çıktı lider olarak. Demek ki o zaman eğer teknik ekip yaparken yeterliyse kadro da yeterlidir. O zaman transfere de ihtiyaç yoktu denilebilir. Oysa ki vardı. Çünkü Fenerbahçe ligin ilk yarısında alternatif konusunda sıkıntı yaşadığını, bu sıkıntıların kendisine puan kaybı olarak geri dönebileceğini gördü. Ve Fenerbahçe teknik heyetiyle yönetimi bence doğru hamle yaparak transfer döneminin hemen başında Krunic ile Bonucci'yi getirdi. Eğer böyle bir hamle yapabiliyorsan Fenerbahçe teknik heyeti ne kadar başarılı olursa olsun o ufak detayları düzeltmek için de oraya katkı yapılması gerektiğini savunuyorum. Peki. Diğer detaylara geçeceğiz tabii ki ama özellikle bu üretkenlik var, verimlilik yok noktasında, kısırlık noktasında 3 maçtır devam eden. Serhan, sen ne düşünüyorsun? Niye yok derim ben de. Yani Kenan da anlattığı gibi hiçbir şeyi riske bırakmıyorsun, hiçbir şeyi sürprize bırakmıyorsun. Ama geldiğimiz noktada 70 pozisyona giriyorsun ceza sahası içerisinde ve sonrasında golü atamıyorsun. Golü atamadıysan bir sıkıntı var. Bu golü atamamak da sana stres yüklüyor. Stres yükleyince de otomatikman son dakika golü ya da son dakika penaltısıyla oyunu çözmeye çalışıyorsun. Yani aslında en başından beri şunu söylemek lazım. İlk önce Fred'li Fenerbahçe ile Fred'siz Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Fred olmayınca Fenerbahçe'nin çok fazla bir şey kaybetmediğini konuşuyoruz şu an için. Tabii ki çok önemli oyuncu. Oynadığı zaman muhteşem işler yapıyor. Bir anlamda oyunun seyrini değiştirebiliyor. Ama orayı çözmüş bir Fenerbahçe var. Hem Krunic transferi hem takımda istenilen transferlerin olması. Ama diğer tarafta Dzeko'nun ben tam anlamıyla verim vermediğini düşünenlerdenim son zamanlarda. Bir de pas anlamında da çok fazla pasla buluşmadığını düşünenlerdenim. Pas olduğu zaman da bunu son vuruşu yapamadığını görenlerdenim. Çünkü bunu böyle izliyoruz.
Ben bir bakıyorum Dzeko'yu kanada geçiyor, kanattan top almaya çalışıyor, ceza sahasına girmeye çalışıyor. Yani senin yerin zaten ceza sahasının içerisinde. Senin topla orada buluşman lazımken kendi topunu kendi kazanmaya çalışan bir Dzeko var. Batshuayi'yi çok konuşuyorduk. Sonra kupa maçında attığı gollerle dedik ki tamam Batshuayi olmuş dedik. Ama geldiğimiz noktada şimdi Batshuayi santrafor öncüsü gollerle karşımıza çıkması lazım. Attığı şutları bir bakıyorum yani topun dibine öyle bir giriyor ki kalenin üstünden gidiyor ve bunu mesela biz Kerem Aktürkoğlu'yla görüyoruz. Direkt pozisyonu santrafor değil kanat oynuyor. Kanatlardan içeri giriyor, gol atıyor. En azından Kerem Aktürkoğlu 4 tane şut çekiyordu. 3'ü dağlara taşlara gidiyordu. Bir tanesi içeri giriyordu. Batshuayi penaltı olmasa biz Batshuayi'yi golde de göremeyeceğiz. Ya bu kadar çok topun dibine girmek hiçbir anlamı yok. Eğer bir takımda şampiyonluk için bir takım kurulmuşsa ve şampiyon inancı had safhaya gelmişse ve bir önceki maçı Samsunspor maçında puan kaybetmişse ve Samsunspor'una zaten defansif anlamında set çektiğini ve oradan da kontra atak bulabileceğini bulup Fenerbahçe'yi düşürmeye çalıştığını düşünürsek ve Başakşehir maçına gelirsek de Başakşehir maçında 45 artı 2'de kırmızı kart gören Başakşehir'in 10 kişi oynamasıyla beraber sen bu işi çözemiyorsan 90 artılarda sen bu işi çözebiliyorsan burada bir sıkıntı var. Burada bir sıkıntı yani gol buldun tamam penaltıdan gol buldun. Ama şimdi senin penaltıdan gol bulmaman lazım çünkü sen ligin en fazla gol atan takımısın. Ligde en fazla pozisyona giren takımsın. Ceza sahası içerisinde rekor kırmış bu maçta bir takımsın. Ama sen bitiricilikte bir sorun yaşıyorsan burayı bir çözmen lazım. Yani tamam Kurniç transferi çok güzel. Sana göre çözüm ne? Transferi çok güzel. Ya bana göre çözüm. Yani demek ki bir her şeyi yapıyorsan bir şey de son dakikada bir santrafor transferi yapman lazım. İşi çok fazla sıkıntıya bozmaman lazım. Dzeko'da bir kayıp söz konusu. Yani son haftalarda. Batshuayi zaten bir var bir yok göremiyorsun. Tadiç'i son haftalarda biraz sıkıntılı görüyoruz. Çok fazla oyuna katkısı olmuyor. Szymański gibi bir oyuncum var. Dediği gibi Kenan'ın söylediği gibi şimdi Başakşehir sana top oynatmadı ve Başakşehir oraya bir set çekti defansına. Tamam sen baskıyı yaptın Başakşehir'i oraya kilitledin. Yani belki Başakşehir orada kilitlenip oyunu sonra kontra ataklarla almak istiyor. Diğer taraftan Başakşehir tarafına bunu görmek lazım. Senin elindeki şut gücü yüzdesi ve şut gücü yüksek olan bir Szymański var. Sen Szymański'yi burada topla fazla buluşturamıyorsun, şut çektirmiyorsun ceza sahası dışarısında. Kurniç'in önüne 3 tane top giriyor ceza sahası dışında, yayın hemen kenarında bunu değerlendiremiyor. O yüzden bitiricilikte bir sıkıntı var. Bitiricilikte sıkıntı olması sana tek gollü penaltı golüyle kazanmak getiriyor. Burada stresini azaltıyorsun. Ama stresini azaltmakla beraber bir sonraki maça stresini daha fazla hale getiriyorsun. Samsunspor maçında pozisyon yok. Başakşehir maçında pozisyon yok ve sen puan kaybediyorsun. Daha sonra sana tek gollü maç kazanıyorsun. Ya böyle gitmez ki. Biz Fenerbahçe ilk yarı nasıl konuşuyorduk? En fazla gol, halen şu an ligin en fazla gol atan takımı. Bütün ön alandaki bütün oyuncuların hepsinin bütün maç içerisinde golle çok fazla buluşmasını konuşuyoruz. Gol atmasını konuşuyoruz. Ama şu an bir kısır bir döngü var. Bu kısır döngüyü çözmesi lazım. Orada da İsmail Hoca'nın işte son dakika değişiklikleri ya da oyuncu değişikliklerini çok fazla tartışıyoruz ki Samsunspor maçında tamamıyla İsmail Hoca'yı tartıştık. Burada da oyuncuları tartışmak lazım. Eğer gol gelmeseydi, eğer penaltı olmasaydı biz neyi konuşacaktık? O yüzden her şey gol atmayla o iki direğin arasına topu soktuğun zaman her şey çok güzel gidiyor. Ama sokamadığın zaman stres başlıyor. O stres aslında hala var Fenerbahçe'de. Tamam şu an lidersin. Şu an en yakın rakibin Galatasaray. Kafa kafaya gidiyorsun. Ama diğer tarafta sen kendine stres yüklüyorsun burada. Yani gol atamıyorsun, kısır gidiyor. Çok fazla pozisyona giriyorsun, değerlendiremiyorsun. Bitiricilik yok. Ama kazanmak, tamam kazandın. Ama kazanamayabilirdin. Kazanmadın zaten neyi konuşacaktık. O yüzden her şeyi bu tarafından bakalım. Günü kurtaralım. Ama sonrasında düşünmemiz lazım. Şimdi Yusuf Kenan diyor ki bu sorunun çözümü için teknik ekibe bazı transferler, takviyeler yapılabilir. Sen de diyorsun ki bir santrafor alınmalı.
kesinlikle bir tane baba santrafora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sen o kadar her şeyi riske bırakmıyorsun. Ama 3 baba santrafor nasıl olur şimdi bir takımda? Bir tanesini göndereceksin. Batshuayi'yi sürekli konuşmuyor muyduk? Gidecek demiyor muyduk? Ben kupa maçından sonra sanki kalacakmış gibi. Ben ayrılık gibi olacağını düşünmüyorum. Transfer olacağı kanısında da değilim. Ama bir bitirici bir santrafor olması, şimdi hani biz şey dedik ya Kenan, her şeyin bir hamle oyuncusunun hamle oyuncusunu var diye konuştuk Fenerbahçe'de. Öyle bir şey ki stoper mevkisi en son Bonucci'ye transfer ettiler. İşte Kurniç geldi. Yani Fenerbahçe hiçbir şeyi sürprize bırakmıyor. Hiçbir şeyi böyle hani sonrasında bir sıkıntı çekmemesi için herkesin bir arkasını yedekliyor. Ya ama senin şu an sıkıntın ne? Tam gol yemeyi kestin. Yani kesebildin ama gol atamıyorsun. Yani bitiricilik sorunuyla ilgili benim de aynı kanaate sahip olduğumu söyleyeyim. Ancak üretkenlik konusu, yani oyunda yok meselesinde çok aynı fikirde değilim. Dünün verileriyle ilgili söyleyeyim. Penaltı harici üretilen XG, Tadic 0.74, Szymański 0.56, Dzeko 0.54. Yani bunlar bir forvet oyuncuları için yüksek veriler. Gole yaklaşmışlar. İşte o son dokunuşu, dokunuşu yapamamaların sebebini. Ve Fred'in varlığı yokluğu, dünkü iyi oyun Fred'in yokluğunun aslında önemsiz olduğunu da söylememeli. Çünkü Fenerbahçe kendi sahasından pasta çıkmaya çalışan herhangi bir takıma karşı üstünü kurabilir bu ligde. Çünkü pres verileri Galatasaray ile birlikte çok yüksek seviyede ve topu geri kazanmada da çok iyiler. 45 dakika, yani 11'e 11 oynanan süreçte Başakşehir'in yapmış olduğu basit hatalara, top kayıplarına sayı olarak bakarsak Fenerbahçe'nin bu işi ne kadar zorladığını, ne kadar uzun topla gitmesine de izin vermediğini, çünkü hava toplarında da onu da Maçkolik'ten bakayım verisine, 67.9 başarısı var Fenerbahçe'nin. Yani her gelen 3 hava topunun ikisini Fenerbahçe kazanmış. Topla oynama zaten Fenerbahçe'nin üstünlüğünde. İkili mücadele kazanmada 57.5. Yani ikili mücadeleleri de çoğunlukla Fenerbahçe kazanmış. Aslında Fenerbahçe oynatmamış yani. Dün maç öncesinde de konuşmuştum ben bu meseleyi. Ve Başakşehir'in oyununu, Çağdaş Atan'ın tercih ettiği oyunun Fenerbahçe'yi aslında uyan bir oyun ve Fenerbahçe'nin bu oyunu rahatlıkla geçebileceğini, oyun olarak en azından üstünü kurabileceğini söylemiştim. Ama bitirici konusuna katılıyorum. İşte Fred'in olmamasının temel eksiklerinden bir tanesi. Dün gözükmemiş olabilir ama gözükmeyen noktalardan birisi bu bence. Topun da hızının, dolaşma hızının biraz yavaş olması. Özellikle ikinci devrede, Fenerbahçe ilk devrede bence daha iyi oynadı ikinci devreye nazaran. Özellikle ikinci devrede daha kapanan, daha çok ceza sahası ön çizgisinin önünde bekleyen, 9 kişiyle savunma yapan bir takıma karşı topu hızlı dolaştırmadığınız takdirde bulsanız da pozisyonları istediğiniz ideal şartlarda bulamıyorsunuz. Fenerbahçe'nin hücum setlerinden birisi nedir? İşte İrfan Can sağ kanatta topla buluşur. Genelde Osayi Samuel olurdu ama Mert Müldür diyelim şimdi oynadığı için. Mert bindirme yapar. Ya onun önüne bırakır ya da Fred'e döner. Fred tek topla Tadic'i görür. Tadic içeriden kat eden bir Szymański ya da Ferdi'yi görür. Ferdi ortaya çevirir. Ortadaki oyuncu vurur ve golü atar. Bu seti biz çok çok izledik. İkinci set işte Osayi'nin önüne bırakırsa son çizgiden Osayi ortaya çevirir ve gol olur. Tamam, Dzeko niye çok i̇şte kenara geliyor maçı o zaman? Onu ama hep yapıyor. Yani Dzeko çünkü alan açmak için. Çünkü bu sezon başından beri aynı şeyleri alan yapıyor. Alan açmayan adam eksiltmiyor. Onunla gitse daha mantıklı olmaz mı? Ya her zaman olmuyor. Çünkü evet, kapalı savunmaya karşı eğer siz... Ben Dzeko'yu sürekli kenarlardan gördüm. Sürekli kendi topuna gidecek şekilde gördüm yani. Bir dakika, ya bir de ben söyleyeyim abi şunu sana. Şunu söylemek lazım ben Kenan. Şunu söylüyorum yani. Yok, Fenerbahçe gibi şampiyonluk inancı tam olmuş ve bu sene şampiyonluk havasına girmiş bir takımın 10 kişi kalmış Başakşehir'e bu kadar pozisyon bulup da gol atamaması, sonra ya bir penaltıya kazanmasını ben Fenerbahçe'nin kazandığı, mutlak kazandığı bir galibiyet olarak görmüyorum. Yani Fenerbahçe'nin daha yani fazlasını... Sonraki haftalar için bir alarm olarak tabii mı değerlendiriyor? Daha fazlasını yapması lazım. Çünkü biz Fenerbahçe ilk yarı böyle konuştuk. Yani Fenerbahçe'nin attığı gollerle konuştuk. Bu kadar çok bitiriciliğiyle konuştuk. Bu kadar çok gol sıralarının daha fazla olmasıyla konuştuk. 15 kere ceza sahasında topla buluşmuş edince 15 kere maçta. Yani bu az bir rakam değil. Zaten topla buluşma sayısı aşağı yukarı 45-50. Kaç tane şutu var? 8 şutu var, 3 isabetli. Yani az bir rakam değil. Şimdi atamayabilirsin. Yani kaçırdığı dönemler ama her forvet kaçırıyor. Yani dünyanın en iyi forvetlerinin de formsuz dönemleri oluyor. Dzeko içinde kaldı ki Dzeko bence iyi bir bitirici değildi. İşte yani ama penaltı olmasaydı biz şu an Dzeko'nun kaçırdıklarını konuşacaktık. Evet, tartışırdık. Batshuayi'nin tartışmıyorum onu. İrfan Can tercihini tamam, belki yine ama tartışacak. Ama bir penaltı
bize hepsini unutturdu. Yok unutturmadı, ben konuşuyorum. Yok, şu anlamda söylüyorum, genel anlamda söylüyorum bunu. O yüzden bunların hepsi bir stres yumağı getiriyor. Unutturmamalı, unutturmalı. Fred meselesine gelecek olursak, top yavaş döndüğü için, en azından o sağdan sola, soldan sağa yavaş hareket ettiği için, ikileri, duvar paslarını, Fenerbahçe en çok duvar pası yapan takım mesela ligde. O duvar paslarını daha az yaptığı için Fenerbahçe, savunma dengesini biraz daha az bozabiliyor. Daha az bozduğu için de yerleşik savunmaya karşı orta yapıyor. Ortaların isabet oranına bakarsak aşağı yukarı Fenerbahçe'nin oyununun neden aksadığını da biraz görebiliriz. Çünkü çok kalabalık bir savunmaya karşı mücadele ediyorsun ve o savunmanın dengesini bozmadığın takdirde zaten senin oyuncu sayın biraz daha az olduğu için rakip ceza sahasında her ne kadar ceza sahası çevresinde oynasan da 9 kişiyle savunma takıma karşı 9 kişiyle ceza sahasında bulanamayacağın için orta yaparken o bindirmelerde savunma dengesini bozamadığın için, yavaş paslaştığın için bulduğun pozisyonları gole çevirme ihtimalin daha düşük oluyor. Her ne olursa olsun, bak bunların hepsini anlattıktan sonra her ne olursa olsun Fenerbahçe 3 ve üzeri gol beklentisi bulduğu bir maçta penaltıyla kazanmamalı. Bu bitiricilik sorununu bir şekilde ya psikolojik anlamda, yani olabilir transfer meselesi ama ben zannetmiyorum. Ama bu maçta onu değil işte. Ben de onu söylüyorum yani. Puan kaybettiğin Samsun Spor maçında da bu vardı. Yok var. Yani olabilir. Var. Olacak yine. Ve yine son haftalarda var yani. O yüzden ben yine olacak. Baba bir santrafor. Yani her şeyi eğer bir riske bırakmak istemiyorsan, her tarafı dörtlüyorsan, her tarafı arkaya yedekliyorsan. Ya örnek vereyim. Dün Abubakar da kaçırabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü dün mesela kaçmayacak pozisyon bence Cengiz Ünder'in pozisyonuydu. Tamam. Cengiz sağda çaprazda buluştu ve Cengiz Ünder kalitesindeki bir oyuncunun direğin dibinden, ters köşeden bir şekilde o golü yapması gerekiyordu. Batshuayi'nin vuruşları çok zayıftı. Batshuayi'nin iki tane pozisyonu zayıf var, vurdu. İkisi de kötü vuruştu. Şimanski'nin pozisyonu var, Dzeko'nun indirdiği, sol ayağıyla dengesini kaybederek vurdu. O pozisyonların hepsinin gol olması gerekiyor. Volkan'ın kurtarışları var. İyi oynadı bu arada Volkan. Tabii. Onu da teslim edelim ki ben son dönemlerde çok beğenmiyorum ama Volkan Babacan'ın. Kapalı defansları bence ceza sahası dışarısından Şimanski'nin daha fazla topla buluşup vurması daha mantıklı olurdu. Cengiz Ünder'in mesela Samsun Spor maçı Kurnia özelinde. Kurnia zayıf kaldı o konuda. Ama işte Kurnia için çok da rolü değil. Samsun Spor maçı özelinde söyleyeyim. Mesela Cengiz Ünder'in şut özelliğinden hiç faydalanamadın. Şimdi bunların hepsi bir şekilde teknik heyetin düzenlemesi gereken şeyler. Şimdi evet kadro yeterli. Ben şampiyonluk yolunda Fenerbahçe kadrosunun çok zayıf olduğunu düşünmüyorum. Santrfor mevkisinde de bu kanadayım. Kaldı ki bir transfer oburluğunun Fenerbahçe'de bazı dengeleri bozabileceği kanısındayım. Bunları bir kenara koyayım. Olmayacağını düşünüyorum bu arada transfer. Santrfor transferinden herkes bahsediyor. Bana da çok mesaj geliyor. Abi Abubakar'ı alalım. Olmayacak. Yani Edin Dzeko, Meche Batshuayi varken bir tane yerli forvet alınacak. Çünkü zaten yabancı sayısı belli. Şu an sen Krunic'i özellikle Lincoln'u da tutmak istiyorsan kadroda önce oyuncu göndermen gerekiyor. O yüzden böyle bir transfer olacağını düşünmüyorum. Onu da bir kenara bırakarak burada teknik heyetin o zaman Batshuayi sadece kupa maçında kendini buldu diye Bir şekilde kullanacaksın abi satılma şimdi. Ama zaman zaman işte çift forvete dönmesi gerektiği maçlar da oluyor yani işte Samsun maçında olduğu oyuncuyu gibi. Oyuncuyu gönderebilirdin. Sezon başından beri istenilen beklentiyi veremeyen Batshuayi'nin kupa maçında gollerle karşımıza çıkması Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki geleceğini uzattığı anlamına geliyor o zaman. Yok, öyle düşünme şimdi. Birinci Antep maçı Fenerbahçe'nin oynadı. Zaten Edin Dzeko geldikten sonra Michy Batshuayi'nin süresinin azalacağını herhalde herkes tahmin etmiştir. Bence Batshuayi de tahmin etmiştir. Kendisi de aynı. Ondan dolayı da mutsuzdu. Birinci hafta Antep maçında Fenerbahçe teknik direktörü Michy Batshuayi'nin biraz da gönlünü almak için bence 10 kişi kalan rakibine karşı orta sahadan bir oyuncuyu çıkarttı. Michy Batshuayi'yi Edin Dzeko'nun yanına koydu. Oyunu teslim etti. Sonrasında Norçayrant maçında ilk 11 oynattı. Farklı bir oyun, farklı bir 11'i tercih etti vesaire. Her zaman bir gönlünü almaya çalıştı. Hemfikirim Fenerbahçe'nin mevcut oyununda ben çok uygun olmadığını düşünüyorum. Çokça da eleştirdim. Ancak Michy Batshuayi'yi satabilme dönemin yaz dönemindeydi. Transfer son anda gerçekleşmedi. Eğer gerçekleşseydi oraya bir hamle olacaktı ama gerçekleşmedi. Şimdi elinde öyle ya da böyle iyi bir forvet oyuncun varken Ocak ayında yok pahasına elden çıkartıp yatırım yapmak çok mantıklı değil. Kaldı ki finansal fair play anlaşmaları hani limitleri çerçevesinde Mayıs ayına kadar çok bonservis de ödemek istemiyor Fenerbahçe. Ama zaten Batshuayi sezon başında aldığı teklif yani atıyorum 15 milyon euro da şu an aldığı teklif 5 milyon euro değildir yok, ki. Yok yani, fark etmiyor. Burklar arasında yani 1-2 olsa milyon giderdi. Euro vardır yani. Yok olsa giderdi emin ol. Yani çok ciddi Fenerbahçe'yi tatmin edecek yazın işte gitmesine karar vermişti Fenerbahçe. Son anda olmadı transfer. Yazınki gibi bir teklif gelmiş olsaydı giderdi.
Yani çünkü Fenerbahçe'de öyle transfer konusunda şey yapılmıyor artık. Yani bedeli neyse, işte ederi varsa gönderiyor Fenerbahçe. Ben yine öyle zamanlarda bunu çok tartışacağımız... ya olabilir tartışma ama bu tartışmayı çözmenin noktası şu. Şimdi bugüne kadar Fenerbahçe kaç gol attı ligde? Çok affedersin, tamam, ezbere bakalım. Bilmiyorum. Bir dakika. 59 gol atmış. Evet. 59 gol atmış gol Fenerbahçe. Dzeko gol kralı 16 golle. Fenerbahçe de 59 gol atmış. Yani bu kadro getirdi buraya. Yani 59 golü de bu kadro attı. Evet. Ama işte ligin, bu kadro götürecek mi? İşte soru işaretleri son iki maçta bu kadro, bunu getiriyor bize. Tamam, bu kadro buraya nasıl getirdiyse geri kalan kısmını götürmesi için teknik heyetin oraya müdahale etmesi gerekecek. Bu kadro kalitesiz olsaydı gol vuruşlarında, bu kadro yeteneksiz olsaydı gol vuruşlarında 59 gol atamazdı. Yani sen diyorsun ki bir mental sıkıntı var belli ki burada ve buna teknik heyetin müdahale evet, etmesi lazım. Gol neden kaçar? Birincisi oyuncu yeteneksizdir değil mi? Yani çok yeteneksiz forvetler gördük ülkemizde geldi. Hepsi kötü transfer yaptı takımlarımızı. Şimdi isim isim vererek kimseyi rencide etmeyelim ama yeteneksiz forvet izledik. Böyle bir durum olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe'de. İkincisi doğru pozisyona giremiyorsundur. Verilere bakıyoruz. Öyle de olmadığı ortaya çıkıyor. Yani kaliteli şut imkanı, gol olma ihtimali yüksek şut imkanı yakalıyor mu Fenerbahçe? Yakalıyor. Bu da değil. Üçüncüsü ya acele ediyorsundur ya da işte doğru şartlarda, doğru hani doğru zamanlamayla şutu atamıyorsundur. Yani pozisyonu bulup pozisyonu değerlendirme konusunda sıkıntı vardır. Burada bir kez de anlatıyorum. Yerleşik savunmaya karşı Samsunspor dünkü karşılaşma, Başakşehir mücadelesi, Fenerbahçe topu dolaştırma hızında yavaş kaldığı için aslında net işte ceza sahası ön çizgisinde Şimanski topla buluşuyordu. Ayak içiyle bırakıyordu, gol oluyordu. İrfan Can ikinci direkte sık sık ortaya çevrilen toplarda gol attı. Mesela Ferdi'nin bir tane bindirmesi var sol kanattan geldi, ortaya çevirdi, herkesin önünden geçti. Normal koşullarda bu aksiyonda Fenerbahçeli oyuncu sağ kanatta kim oynuyorsa sağ önde ikinci direkte olup golü yapıyordu, tamamlıyordu. Burada zamanlamayla ilgili bir hata var. Yani o oyuncu oraya zamanında gitmemiş oluyor. Ya da o oyuncu erken yapmış oluyor. Ben burada panik olduğunu düşünüyorum ben. Bunu panik olarak değerlendirebilirsin. Buna katılırım. Ben bir şey de söyleyemem çünkü bilmiyorum içeride ne düşünüldüğünü. Ama bunun da bir çözümü var. Yani paniğin de bir çözümü var abi. Yani bu psikolojik bir olay olduğu için panik. Ama işte paniğin çözümü 70. 80. dakikadan sonra paniğin çözümü çok geri dönüşü iyi olmayabilir. Paniğin çözümü şöyle. Şimdi saha içinde değil tabii. Saha dışında hani bunları konuşarak... Bunların daha önce yapıldığını, bunların yapılabileceğini, Fenerbahçe'li oyuncuların bunu daha önce yaptığını göstererek yapmak istiyorum. Peki sadece şöyle gelmem lazım aslında. Da değerlendirmeyelim. Ben şöyle gelmek lazım aslında Kenan Hanım. Dünkü maç 1-0 değil de 0-0 bitseydi neyi konuşacaktık? Aynı şeyi konuşacaktım. Ben çünkü Samsunspor maçında da aynı şeyi konuştum. Benim için sonuç pek bir şey değiştirmiyor. Ben şöyle bakıyorum. Ama Fenerbahçe için şampiyon... sonuç çok şey değiştiriyor. Yani, abi bak şöyle. Şu an için. Şampiyon olabilir bir takım. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Bak şampiyon olur ya da olamayabilir. Çünkü rakibi de Fenerbahçe gibi zaman zaman zorlanarak kazanıyor. Zaman zaman çok pozisyon üretiyor, bitiremeden kazanıyor. İşte. Örnek vereyim. Tete çok pozisyona giriyor, atamıyor. Yani bu sorun Tete'nin gönderilmesiyle mi çözülecek? Yoksa Tete'nin o pozisyonları gole çevirmesiyle mi çözülecek? Bence Tete'nin o gol pozisyonlara girdiği pozisyonları Tete'nin çevirmesiyle. Tete'nin alternatiflerinin değişmesiyle çözülecek. Ben sen Tete'nin iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. İyi bir yatırım olabilir ama katkı anlamında daha iyileri varken bunu iyi kullanman lazım. Ki Cengiz İrfan Can örneğinde olduğu gibi. Ya olabilir. Tadiç Emre Bor örneğinde olduğu gibi. Dzeko Batshuayi örneğinde olduğu gibi. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Her şey iyi gidiyor. Tamam 3 puanı bir kenara koyalım. Kazanılmış bir 3 puan var. Onu bir kenara koyalım. Ama oyun anlamında Samsunspor'daki hataların devamlılığı ve 45+2'de 10 kişi kalmış Başakşehir'e 90+'larda penaltıyla kazanmış olmanın vermiş olduğu bir stres olduğunu düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Abi bak stres meselesi... Aslında aynı şeyi düşünüyorsunuz sadece çözüm yollarınızda bir... Stres meselesini tartışmıyorum. Stres olacaktır. Fenerbahçe 9 senedir şampiyon olamamış. Bu bir stres kaynağı mı? Stres kaynağı değil mi? Fenerbahçe son maçta puan kaybetmiş. Bu bir stres kaynağı mı? Stres kaynağı. Fenerbahçe 11'e 11 iyi oynamış. 11'e 10 da iyi oynamış. Zaman zaman 11'e 10 kötü oynuyor Fenerbahçe ama bu sefer iyi oynamış. Pozisyon bulmuş ve sürekli pozisyon bulup atamamanın vermiş olduğu bir stres var mı? Var. Bunların hiçbirisini tartışmıyor. Bunlar zaten olacak. Çünkü ligin ikinci bölümünde 4 takımın da düştüğünü göz önünde bulundurursak takımlar Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı çok daha kompakt, çok daha kapalı, çok daha az pozisyon vererek genelde 0-0'ı nasıl yakalayabilirim ya da işte duran toptan bir kontrataktan gol bulup da yatabilir miyim o skorun üzerine mantalitesiyle oynayacaklar.
Ha, Çağdaş Atan böyle oynamayı tercih etmiyor. Hiçbir zaman da tercih etmedi. Çünkü ligin maçın ilk yarısında gördük. Oyun oynamaya çalıştı. Ama söyledim, Fenerbahçe'ye karşı öyle oynamaya çalışırsan Fenerbahçe seni cezalandırır. Bunun bitiricilik noktasında, Fenerbahçe bitiriciliğe gelene kadar paslaşmada, top kapmada, ikili mücadelede, rakip yarı sahaya yerleşmede, rakip üçüncü bölgede oynamada bütün verilerde üstünken bunu bitiriciliğe, yani gole çeviremiyorsa bunun belirli nedenleri vardır. Az önce anlattım, yeteneksizlik, işte acelecilik, evet, vesaire. Evet. Eğer ben acelecilik olarak ve stres yönetimi olarak değerlendiriyorum, o zaman teknik heyetin burada devreye girmesi lazım. Arkadaş demesi gerekiyor teknik ekibin kadroya. Siz 59 gol atmışsınız. Resmi maçlarda bu sezon şu ana kadar 100 gole yakın gol atmışsınız. Siz attınız bu golleri. Bu pozisyonlarda attınız. Bu şekilde attınız. Buralarda bulunarak konsantrasyon seviyeniz daha yüksekken, daha sakin tercihler yaparken, daha kendinizden eminken attınız bu golleri diye bunları anlatması gerekiyor kadroya. Doğru. Eğer anlatılmazsa, çünkü buraya kadar bu kadro getirmiş. Evet. Ve transfer yapılırsa şu mesajı vermiş oluyorsunuz. Yani sizden olmayacak. Yani biz sizi buraya kadar getirmişsiniz. Sizden olmayacak. Siz zaten beceriksizsiniz. Biz sizden daha iyi gol atan bir adamı getireceğiz. O zaman kadroda... O stoper o mesajı verdi zaten. Ama gönderdin ama o zaman. Hı-hı. O zaman Dzeko ya da Batshuayi'yi göndereceksin. Peki o zaman biraz da orta sahayı konuşalım. Şimdi dün akşam özelinde belki Fred'in yokluğu çok hissedilmedi. Yine de üretkendi dedik Fenerbahçe için ama Fred 6 maç yok. Kurun için performansını nasıl buldunuz? İlk maçtan değerlendirmek ne kadar sağlıklı fikir verir onu da tabii tartışabiliriz ama İsmail Kartal diyor ki maç maç rakiplerimize göre bakacağız, oradaki planlamayı yapacağız. Şimdi bu sizin için ne ifade ediyor? Şimdi Kurun iç ve ben Kurun için Samsun Spor maçına neden 11'de çıkmadığını sordum. Çünkü benim beklentim 11'de çıkmasıydı. Hatta maç önü yayınında sevgili Aykut İnce ve Hayri abi vardı. Onlara da şöyle anlatmıştım. Samsun Spor pres konusunda ligin en iyilerinden, en çok deneyenlerinden en azından. Verimli değiller ama en çok deneyenlerinden. Ve Samsun Spor gibi bir takıma karşı sırtı dönük savunmadan top alabilen bir orta sahanız varsa Kurunic gibi kullanırsınız ve bu size 3 oyuncu, 4 oyuncu bir anda oyundan düşürme fırsatı sunar. İsmail ile başladı ve benim kafamda da hatta ilk 11 açıklandığında acaba dedim oyuncu yeni geldi, 2-3 haftadır bireysel çalışıyor. 2 maç üst üste 11 çıkartıp zorlayalım, sakatlık riskine girmeyelim diye düşünerek mi yapıldı? Hayır, o yüzden yapılmamış. Hoca İsmail'in top kapma yetisinin Kurunic'e göre daha üstün olduğunu düşünerek yapmış. Bence hatalı bir tercihti. Bu bencesi ama. Ama teknik direktör tercihi olduğu için de bir şey söyleyemiyorum. Bu maç özelinde rakip yarı sahada top kazanıp, rakip yarı sahaya yerleşip ve mümkün olduğu kadar rakibi çıkartmama oyununda İsmail'in ve Kurunic'in kullanılması bence doğru bir tercih. Bu muhafazakar orta saha gibi görülen orta sahanın iki merkezinin sürekli top kapma meselesi ya rakibin uzun oynamasına sebep verir ya da rakibin pas hatası yapmasına sebep verir. Nitekim ilk 45 dakika bunu yaptı. Evet. Bu doğru tercihti ama yarın çok daha vasat bir kadro demeyeyim de daha kalitesi düşük bir kadroya karşı mücadele ettiğinde o zaman İsmail Kurunic ikilisi sana üretkenlikte sıkıntı olarak geri dönebilir. Bu bağlamda zaman zaman Lincoln kullanabilir. Zaman zaman Szymanski oraya çekilebilir. Başka bir oyuncu forvet arkası olarak değerlendirilebilir. Hmm. Ya da Michy Batshuayi ikinci forvet olarak değerlendirebilir. Farklı tercihler yapılacaktır diye umuyorum. Yani sürekli İsmail Kurunic diye devam ederse yarın şimdi kadro olarak örnek vermiyorum da zayıf bir kadroya karşı yarın burada şeyi konuşabiliriz. Yani Fenerbahçe bu kadar yatırım yaptı ama hiç üretemedi. Pozisyon bulamadı işte. 0-70, 0-50 gol beklentisi. Niye böyle oldu diye de tartışabiliriz. O zaman maç maç değerlendirmek doğru bir karar diyorsun Serhan. Biz Fred'in Fenerbahçe için %100 verimliliğini konuşuyorduk. Şu an %60-%70 verimliliğini konuşabiliyoruz. Çünkü Kurunic daha oyuna dahil oldu. Ama Kurunic'in yaptıkları da Fred'in yaptıklarıyla farklı pozisyonlarda insanlar, oyuncular anlamına geliyor. Ama dediğim gibi yani mesela Kurunic'in eğer yani pozisyon itibariyle bence dün geçerli not aldı benim için, benim gözümde. Dün bence de iyi oynadı. İyi oynadı. Yani orada önemli olan biz Fred'li Fenerbahçe'nin presiz Fenerbahçe. Hı-hı. Onu konuşuyorduk. Presiz Fenerbahçe'nin kendi oyununu daha fazla geliştirmesi lazımdı. 6 hafta Kurnic da az bu bir zaman değil. En azından tölere edebilecek seviyede bir oyun gerçekleştirdi dünkü maç itibariyle. Mesela Okan Hoca'nın Torreira Kaan Ayhan denemeleri, hı-hı, büyük maçlarda özellikle Şampiyonlar, evet, Ligi'nde ne kadar tuttuysa İsmail Kurunic denemesi de benzer şartlarda eşdeğer kadrolara karşı tutabilir. Çünkü bu size dirençli bir orta saha sunar. O zaman öndeki oyuncuların iş çözmesini beklersin bireysel yetenekleriyle. Hı hı. Ama bir kez daha yineleyeyim.
daha düşük kadrolara karşı sürekli üretmen, sürekli üretken, kreatif bir oyun oynaman gerektiği dönemde hem Krunić hem İsmail aynı anda sahada sana sorun olarak geri dönebilir. O yüzden Lincoln tarzında, Fred tarzında oyunu hızlı oynayabilen, pas kalitesi biraz daha yüksek, pasta biraz daha fazla risk alan, pasla oyundan daha fazla oyuncu düşüren ya da driplingle daha fazla oyuncu düşüren tarzında bir oyuncuya ihtiyacın olabilir. Krunić ve İsmail böyle tarzda oyuncular değil. Krunić biraz daha benziyor bu anlattığımda ama biraz daha benziyor. Ama Lincoln'le Fred kadar benzemiyor. O yüzden o karşılaşmalarda yarın öbür gün eğer bu tercih olursa böyle bir riski de konuşabiliriz. Bu tartışmayı da yapabiliriz. Peki. Bu saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşelim. Galatasaray'la devam edeceğiz. Spor Ajansı'na devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saate Galatasaray'la başlayacağız. Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Sarı Kırmızılılar İstanbulspor'la karşılaşacak. Maça doğru haberimizi bir izleyelim. Maç öncesi detaylara şöyle bir bakalım, sonra değerlendirelim. Şimdi 5 gollü Trabzonspor galibiyetinin ardından, ki aynı haftada bir de Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi üzerine bir psikolojik üstünlük tartışmasıdır gidiyor Serhan ve bu doğrultuda şimdi İstanbulspor karşısına çıkacak Galatasaray. Nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, Galatasaray hiçbir zaman psikolojisini kaybetmemişti. Psikolojik üstünlük kelimesi de kullanmamıştı. Çünkü Galatasaray'ın hep mottosu vardır. Mayıs ayını bekler. Mayıs ayına göre hareket eder. Bugün karşılaşma, güzel bir karşılaşma geçecek. Galatasaray burada tabii ki avarajı yakalamak isteyecek. Bu anlamda daha fazla gol pozisyonuna girmek isteyecek ve daha fazla gollerle karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Bir de Okan Buruk için çok önemli bir karşılaşma. İstanbulspor maçının galip gelmesiyle beraber eğer geldiğinde üst üste 14 iç saha galibiyetini alan teknik direktör arasına kendini koyacak ve Gündüz Kılıç'ın rekorunu da egale edecek. Öyle bir Okan Buruk'un da bir karnesi var. Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor bir kere, bunu kesinlikle, söylemek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Ben geçen gün zaten yayınlarda şunu söylemiştim. Ligin profesörü, ligin ordinarius profesörü Okan Buruk demiştim. Aynı doğrultuda devam ediyorum. Gerçekten yılmadı, muhteşem işler yaptı. Kariyerinde çok önemli mihenk taşları oldu. En büyük mihenk taşı da formasını terlettiği takımın başına gelip ilk senesinde şampiyon olmak, her baba yiğidin harcı değil. Okan Buruk bunu yaptı ve daha sonrasında da bu sene de şampiyonun en büyük favorilerinden bir tanesi haline getirdi. Ve bunu getirirken de Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir performans sergiledi. Avrupa'da kupaya devam eden Galatasaray'ı oluşturdu. Hazır olmayan takımla, hazır olmayan oyuncularla ligi domine etti. Hazır olmasını bekledi ve bu anlamda da sabretti. Bazı oyuncuları değişik pozisyonlarda çıkarttırdı. Özellikle Kaan Ayhan'ı her yerde görebiliyoruz. Barış Alper Yılmaz'ı her yerde görebiliyoruz. Bu da Okan Hoca'nın hem kazanımı oldu hem de oyuncuların kazanımı oldu. Galatasaray'da şu an forma aslanın ağzında. Bu forma aslanın ağzındaki formayı da almak isteyen oyuncu grubu var. Bunu oluşturmak da hem arkadaşlık ortamını oluşturmak, hem birlik beraberliği oluşturmak, hem kenetlenmeyi oluşturmak da Okan Hoca'nın büyük bir yeteneği haline geldi. Galatasaray zirve yarışında kayıp istemiyor. Tabii ki İstanbulspor şu an ligin son sırasında oynadığı oyunla istenilen, beklenen verimi veremiyor. Bugünkü maçın favorisi Galatasaray haline gelse bile ben de burada oyuncuların da tekrar kendini gösterebilmesi ve tekrar bu anlamda iyi işler yapabilmesi için güzel bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Ligin en az gol yiyen takımı Galatasaray. Burada özellikle defans olgusundaki muhteşem performansı, çıkanın, girenin, sakatlanan yerine cezalı olanın yerine girenin daha büyük performans göstermesi. Özellikle Davinson Sanchez, Abdülkerim, Nelson, Abdülkerim, evet. Davinson Sanchez, Nelson, sağ bekte Sasha Boy, yeri geldi Zan Kaan Ayhan, sol bekte istenilen verimi veremeyen Anelinho'nun gitmesiyle beraber orada Barış Alper Yılmaz'ın performansı. Ben Kaan Ayhan'ın sol bek oynamasını beklemezken ki milli takım kampında da sol bek oynar mısın? Oynamadım, çok fazla da beklediğim bir yer değil demesi ve daha sonrasında sol bekte oynayıp muhteşem performans göstermesi. Galatasaray şu an yani maksimum moral, maksimum motivasyon ve maksimum kenetlenmeyi kilidini açmış vaziyette. O yüzden bu akşamki maçın favorisi de Galatasaray. Galatasaray burada farkı almak istiyor. Galatasaray burada
averajı daha da fazla düşürmeye çalışacak. O anlamda daha fazla gol katkısını bekliyorum bugün karşılaşmada. Şimdi son haftalarda Okan Buruk farklı mevkilerde farklı isimler tercih ediyor. Birazdan bugünkü kadroya da bakacağız ama Yusuf Kenan sen nasıl bir maç bekliyorsun? Senden de hemen şöyle bir tahminlerini... Çok zorlanacağını düşünmüyorum Galatasaray'ın. Nedenini de şöyle açıklayayım. Kadro kalitesi çok düşük İstanbulspor. Bence geçen sezonun ikinci bölümüne özellikle göre çok daha düşük. Hakan Hoca ile birlikte topa sahip olmaya çalışan bir şekilde aslında bu kadronun oynayamayacağı bir oyun oynamaya çalışıyordu İstanbulspor. Göze hoş gelen aslında iyi şeyler vaat eden ama bu kadro kalitesinin pek de başaramayacağı bir futbol sergilemeye çalışıyordu. Nitekim sonuçlara da yansıdı. O da görevden ayrılmak zorunda kaldı. Osman Hoca biraz daha gerçekçi bu konuda. Sezonun geçen sezonun ilk bölümünde de işte ligden çıkartan, Süper Lig'i çıkartan hoca olarak aşağı yukarı aynı kadroyla devam edip fena da oynamayıp ben mesela geçen sezon hem Osman Zeki Korkmaz hem de Recep Hoca'nın, Recep Uçar'ın biraz hakkının yenildiğini düşünüyorum. Fena da futbol oynatmayarak... İkisi de iyi takımlara gitti. Evet. Yani oynayabilecekleri ve hocalık yapabileceği takımlara gitti bir anlamda. Yani, evet evet. Ya, ve İyi karakterler. İyi karakterler. O düzgün insanlar. Bir de şuna gireceğim. Antiparantez. Özür dilerim lafını kestim. Burada Ecmel Başkan aslında şunu söylemek lazım. Ayağını yorganına göre uzatmak deyimi var ya. Tabii ki Süper Lig'e çıkıyorsun. Bir takım oluşturuyorsun. Süper Lig'i domine etmeye çalışıyorsun. Çünkü hedef artık alt ligler için Süper Lig. Süper Lig'e çıkan bir İstanbulspor'un yani daha sonrasında düşüş yaşayabiliyorsun ki şu an düşmenin en büyük adaylarından bir tanesi. Ama düştüğü zaman böyle teke, arka arkaya böyle merdivenlerden düşer gibi ta böyle amatörlere kadar gider takımlar var. Ama İstanbulspor öyle bir takım olmayacak. Yani iyi bir reaksiyon gösterebilmeye çalıştı. Ama bu süre zarfı içerisinde işte gördük Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yapmış olduğu bütçelere, Beşiktaş'ın yapmış olduğu takıma yani sonrasında makas o kadar açıldı ki 1 ve 2. arasında 3. ile arasında %100 fark haline geldi. Yani düştüğü zaman bile eğer yani şu an lig devam ediyor belki çok iyi reaksiyon gösterebilir. Orada zarar görmeyecek maddi açıdan, kulüp açısından zarar görmeyecek seviyeye getirebilmek önemli. Ben bu anlamda Ecmel Başkan'ı da kutluyorum. Özür dilerim Yusuf. Yok estağfurullah. Kaç teknik direktör değişikliği oldu diye baktım bu sezon. 17 ya da 18 olsa gerek değil mi? Belki daha da fazladır. Takip edemiyorum artık. Çünkü çok fazla değişti. Yani 17 bir teknik direktör değişiyor. Sorun değil yani. Sayı önemli değil. Sayı çok fazla. Çok fazla. Onu söyleyelim. Fix şeyi de getirirsek hani puan durumunu da ekrana getirirsek. Tabii ki. Ligin daha 22. haftasındayız. Ve ciddi bir kopma var 1. ve 2. sırayla. Yani Serhan'ın söylediği bütün takımlar için geçerli. Tabii yani Trabzonspor 37 puanda, Beşiktaş 36 puanda şu anda. Ya sadece puanlar değil, ben geçen yayında averaja dikkat çekmeye çalıştım. Ligin 3. sırasında bulunan Trabzonspor'un 9 averajı var. 4. Beşiktaş'ın 6, Çaykur Rizespor bir sıra geriye düştü. Antalya 3 pardon, evet. Antalya'nın 6, Çaykur Rizespor'un -3. Yani şurada 10 artı yani onun üstünde averajı olan takım yok Fenerbahçe ve Galatasaray haricinde. Bunun ne kadar ikili ve diğer takımların mücadele ettiği bir lig olduğunu gösteriyor. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray'ı övelim. Bu ayrı bir konu. Bence övülmesi gerekiyor. Bu kadrolar iyi futbol ve göze hoş gelen futbol oynuyor. Ancak diğerleri de bir o kadar kötü. Yani Trabzonspor ve Beşiktaş'ı da katarak söylüyorum buraya. Zaman zaman Antalya Spor'un çıkışı oluyor. Zaman zaman işte Kayseri Spor Ligi'nin ilk başında bir çıkış yakalamıştı. Evet. Hatay yakalamıştı, düştü. Bu takımların hepsinde ciddi kadro sorunları, mali problemler, transfer yasağı olan takımlar var. O yüzden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybetme ihtimali olan maçlar çok az. Fenerbahçe Samsun'a karşı kendi evinde puan kaybediyorsa bu bir sürprizdir. Ama bir taraftan da Yusuf Kenan şöyle bir durum var. Şimdi ikinci sayfayı da getirdi arkadaşlarım ve buradaki puan sıkışıklığına da baktığın zaman bu sayfadaki her takım düşebilir. İşte, yani aslında belki de çok ciddi zorluk da yaratabilir bu takımlar Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a. Ama biz şunu söylüyoruz yani 3. ile 1. 2. arasında 20 puan var. Ya ne kadar bir uçurum. Yani tamam kadro kalitesi anlamında. Ben Eylül'de öyle. Tabii. 10-15 puan farkla biter demiştim ilk 2 ile 3. arasında. 30 puanı bulur. Şimdi bu kadar puan
eşitliği olması burada bir can hamle olabilir yani. Ya olabilir de kalitesizlikten kaynaklanıyor. Tabii ki. Şimdi bu takımların kendi aralarında oynayacağı maçları saymıyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe karşı oynayacakları maçta evet ligin ikinci bölümü biraz daha çetin geçecek. Evet dört takım düşüyor. Evet katılıyorum. Oyun olarak değil de biraz sonuç olarak düşünmeye başlayacak bu takımlar. Bunların hepsinde haklısın. Bunları tartışmıyorum. Ancak Pendik ciddi bir... nasıl çıktı yukarı gördün mü? Ya takviyeyle çıktı. Takviyeyle. Yani Tiam geldi, Umut Hayır geldi. Tabii. Evet. İyi transfer yaptı. Şimdi Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyorlar ama orada da hani benim kafamda bir soru işareti var. Hala çözemedim o konuyu. Yani açıklanan limitlere göre 255 milyon TL harcama limiti Pendik Spor'un. 7 milyon euroyu nasıl ödeyecekler? Onu pek çözemedim. Herhalde bir matematiği vardı benim anlamadım. Yukarıya doğru çıkalım. Bu takımlar elbette sorun yaratabilir. Yani futbolda her türlü sonuç var. Ayrı evet, konu. Evet. Fenerbahçe, Samsun'a puan kaybetti. Galatasaray'da kaybedebilir. Ayrı bir konu. Ama bu akşam için döneyim bu akşama. İstanbulspor'a karşı puan kaybetmesi sürpriz olur. Yani bunu tabii kağıt üzerinde bu tabii. Bu sürprize mahal vermemesi gereken kadrolar ve teknik heyetler bunlar. Yani avarajı da kapatma maçları aslında tabii baktığı zaman da diğer tarafta. Tabii Fenerbahçe bazı maçlarda 5 artı gol atınca bir şekilde averaj farkını açmaya fırsatını yakaladı. İstanbulspor'a karşı da bunu yapabilirsin. Ha bu şu anlama gelmese, lig oynanmasa iki takımla oynansın ayrı. Lig oynansın ama diğer takımlar da bir şekilde kaliteyi yakalamaya çalışsınlar. Çünkü eğer bu şekilde devam ederse makas iyice açılacak. Fenerbahçe, Galatasaray yatırımı bırakmayacaklar. Doğal olarak gelecek sezon kadroları biraz daha kaliteli olacaktır diye düşünüyorum. Şu an ellerinde istemedikleri, kullanamadıkları oyuncularla yolları ayırıp daha iyi oyuncularla muhtemelen kadroyu donatacaklardır. O yüzden kalan 18 takımda ciddi sıkıntı olursa bu ligin kalitesiyle ilgili ciddi düşüş olur. Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonusu hiç umurumda değil. Ben ligin kalitesiyle ilgili endişeliyim. Bu akşam içinde hiçbir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Galatasaray ligin en iyi pres yapan takımı. Ligin rakip yarı sahada en çok top kazanan takımlarından birisi. Gol pozisyonuna giriyorlar. Gole çevirme oranlarında bir düşüş vardı. Son zamanlarda onu da hallettiler. Bence İstanbulspor karşısında da Osman Hoca biraz daha savunma ağırlıklı, biraz daha geçişe dayalı bir oyun oynatacaktır diye düşünüyorum. İlk maçı en azından daha böyle tutucu bir futbol oynattı. Bu kadronun da çok fazla yapabileceği bir şey yok futbol açısından. Kapalı bir savunma gelebiliriz ama kendi sahasını açar, açacaktır Galatasaray. Yani pozisyon bulacak ve golü bulacak. İlk golü bulduktan sonra da zaten devamı gelir diye düşünüyorum. Yani çok büyük sürpriz olur. Burada sürpriz yapabilecek takımlar Antalyaspor, işte Çaykur Rizespor olabilir, Ankara Gücü, Başakşehir, Adana Demirspor'un yapacağı transferlere bağlı. Çünkü ilk sezonun ilk bölümündeki kadroyla şu anki kadro arasında biraz fark var. Yani birkaç noktada takılma ihtimalleri var. İç sahada takılmayan ve İsmail Hoca'nın söylediği güzel bir şey var. Yani en az sakatlık ve kadroyu en iyi değerlendiren, en iyi kullanan teknik direktör şampiyon olacak diye. Hemfikirim ve bu konuda da eleştirimi yaptım. Bana göre şu dakika itibarıyla 21 maç oynamış ligde Galatasaray, Fenerbahçe 22. Kadrosundaki eksikleri kadro içinden yaptığı hamlelerle en iyi değerlendiren teknik direktör Okan Buruk. Yani bunu Barış Alper'i sol bek kullanarak, Kaan Ayhan'ı 8 numara stoper, sol bek, sağ bek her yerde kullandı. Barış Kerem açık, Demirbay'ı, sağ açık, sağ bek, sol açık, yani sağ sol açık, bek. Sol açık yine onun pozisyonu da şeyler değil yani mesela sol bek, sağ bek değil. Evet. Mümkün olduğu kadar içeriden çözümlerle bir şey üretmeye çalıştı. Ve başarılı oldu. Bunu teslim etmek gerekiyor. Ben şundan çok rahatsızım. Ligde veya ülkede futbol konuşulurken bütün doğrular benim, bütün yanlışlar karşısının meselesinden çok biraz rahatsızım. Daha iyi kullandı kadrosunu. Eksiklerden bahsediyor. Az önce Fred'in eksikliğinden bahsettik değil mi Fenerbahçe'de? Galatasaray 2 sezondur sol beksiz oynuyor. Yani saygısızlık etmek istemiyorum. Kazımcan'ın da iyi bir insan olduğu kanısındayım. Ahinio da iyi bir bektir belki ama yani sol bek sorunu var 2 sezondur değil mi? 1,5 sezondur neredeyse bir 8 numara arayışı var Galatasaray'da. Ndombele geldi, Kerem Demirbay geldi ki beklentimin üstünde oynuyor. Kabul ediyorum ama yine o sorun çözülmedi. Hala hasıl o ihtiyaç. Forvet'le ilgili hani Fred eksikse Galatasaray'da Icardi yok kaç haftadır? Yok Icardi. Şimdi eksiklik derecesini değerlendireceksek formda bir Icardi, formda Fred bence eşdeğer yani. İkisi de oyuna etki olarak iki takımda da çok yüksek seviyede. Icardi'nin olmaması büyük bir eksiklik olarak değerlendirilebilir mi? Sorun oldu mu? Olmadı. Ama işte burada o teknik direktörler becerileri ortaya çıkıyor işte. O yüzden geleceğim. Biz Okan Hoca'yı
o yüzden farklı yere koyuyoruz. O konuyu farklı konuşuyoruz yani. O noktaya geleceğim. Daha önce anlattım. Tartışabilirsiniz, sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ben neticeye ve gelinen noktaya bakmaya çalışıyorum. Akhisar'la kupa kazandı mı? Favori değildi. O kadroyla kazandı. Yani forvet'te Sezon vardı. Yani yanlış anlaşılmasın ama çok iyi bir forvet değildi. Forvet'te Crivelli vardı. Hani iyi insandır. Az çok hani tanıyanlardan biliyorum. Ama hani kariyerinde bir kere galiba çifthaneleri aşmıştı. Onun dışında çifthanesi yok. Crivelli, Dembaba 4-4-2'de işte İrfancı'nın merkeze Mahmut Eklemir'le oynadığı Alexic'le işte Elia'yla kadro, Robinho'lu kadro, yanlış mı yoksa Robinho da vardı. Şampiyon oldu Okan Buruk. Favori miydi o sezon? Değildi. Şimdi Galatasaray'a geldi. Hep şöyle söylenir. Ya o takımlarda başarılı olursun da işte büyük camiaları idare geldi, şampiyon oldu. Ve bir önceki sezon Galatasaray 13.'üydü. Demek evet. ki bu adam iyi teknik direktör. Öncelikle evet, onu kabul evet. edelim. Büyük maç planlarında da ben başarılı buluyorum. Bu arada büyük maç planı yapıyor. Her zaman büyük maçı kazanacak anlamına da gelmiyor. Plan yapıyor, bir şeyler deniyor, bazen de başarısız olacak. 10 maçın 7'sini kazanmak da bu arada büyük maçlarda i̇şte, büyük başarı. Yani Şampiyonlar Ligi için de aynı şey geçerli. Şu an bütün maç şeyde İstihada 14. galibiyetine koşan bir Okan evet. Hoca var. Yani kendi kariyer ve Galatasaray kariyerine. Bütün teknik direktörler için geçerli. Plan yaparsın, tutmaz, olmayabilir. Doğru plandır, yanlış plandır ama bir şey denemişsindir. Hı hı. En azından bir şey denemeye çalışıyor. O konuda takdir ediyorum. Hakemle çok uğraşıyor. Kenarda çok, bunları hep eleştirdim. Galatasaray taraftarı da hep bana eleştirilerime eleştiriyle karşılık verdi ama aynı noktadayım. Bence çok hakemle uğraşıyor. Ayrı bir konu. Uğraşmayan var mı? Var, var. Yani İsmail Hoca daha az uğraşıyor. Yani örnek verecek olursak. Yani daha Fenerbahçe taraftarı hatta daha fazla uğraş diyor. O yüzden var. Şimdi daha az uğraşan var. Başka şeylerle uğraşıldığı zaman. Yok, başka şeylerle de uğraşmıyor. Yani şimdi hakkını teslim edelim. Doğruya doğru, yanlışa yanlış. Burada şey hani yarışma yapmıyoruz. Ben hakkını teslim etmeye çalışıyorum. İyi kullanansa şu ana kadar, kadroyu daha iyi kullanan, eksiklerini daha iyi gideren taraf Galatasaray oldu. Fenerbahçe'de Ciku, Bekao, Fred sakatlandığında oyunla ilgili ciddi zedelenme oldu. Galatasaray'da Icardi yok, 8 numarayla ilgili ciddi soru işareti var, sol bek yok. Şimdi Abdülkerim sakatlandı. Abdülkerim de transfer süreci olduğu için. Abdülkerim size verelim ya. Yok, galiba geliyormuş size. yok gelmiyor. Kiralık olarak. Neyse. Bir sesi alabilir ama. Bilmiyorum, o tercih meselesi. Ben çok tercih etmem bu takımı ama Okan tercih Hoca, meselesi. Okan Hoca'nın karar vermesi lazım bu konuyla ilgili. Yani Pendik üzerinden mi geliyor? Yok öyle belki bir şey. Dur onu soracağım. Transfer ayrıca soracağım. Galatasaray'ın öyle bir... Trabzon Sabiha yok, şey yok, mi yapacak? Yok. Yani hani bunlar hep seviyorum. Zaten çok afaki şeyler yani. Çok hayır, sabiha, merak ettim. Yok çok saçma ya. Şeyler aslında işte onun üzerinden bunun üzerinden. Hayır merak Galatasaray, ettim. Yok Galatasaray beni transfer etmek istersen. Pendik Spor bir teklifte bulmuş ya o yüzden. Ya Pendik Spor kendi muhteşem takım yapıyor. Baksana tamam, yapmış olduğu takviyelerle nereden nereye geliyor. Ama elinde yani, Oscar Romero varken Galatasaray birini almak isterse indirek alır zaten. İyi, inşallah yani. Öyle olur. Peki. Neyse bu takımları şu ana kadar kadroyu iyi kullandı. Ben İsmail Kartal'dan da benzer performans bekliyorum. Gaziantep maçı bu karşılaşma, Samsunspor mücadelesi bu karşılaşma. Mesela Gaziantep ve dünkü karşılaşmada bence doğru değişiklikleri yaptı. Samsunspor maçında çok doğru değişiklik değildi. Şimdi kadroyu iyi kullananı göreceğiz. Fred yokken ilk yarıda çözüm üretemedi Fenerbahçe. Oyun açısından söylüyorum. Evet. Fred yokken zorlandı. Net bir şekilde oyunda düşüş oldu. Şimdi yine Fred aşağı yukarı bir ay yok. Bu süreçte kadroda nasıl bir çözüm üretilecek? Onu nasıl göreceğim. Bir karşılık verecek? Evet. Bunu hep beraber göreceğiz. O yüzden hakkını teslim edelim. Kafa kafaya gidiyor iki takım. Ve buradaki ufak detaylar, işte az önce bahsettiğim duran top detayı, sakatlık detayı, oyuncu kullanma detayı. Bunların hepsi size şampiyonluğu getirecek ya da sizden şampiyonluğu götürecek. Şu ana kadar mesela bu konu üzerinde kadroyu iyi kullanma konusunda ben Okan Buruk'un biraz daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Peki bu akşam acaba nasıl bir kadroyla sahaya çıkacak Okan Buruk? Hemen bir muhtemel 11'imizi rica edelim arkadaşlarımızdan. Serhan senin 11'inin acaba paralel mi değiştireceğin isimler var mı ona da bir bakalım. Hoca oynayan takımı çok fazla bozmuyor. Şimdi Muslera, Boy, Nelson, Sanchez, Kaan. Tabii Abdülkerim'in yaklaşık bir ay olmayacağını düşünürsek Sanchez, Nelson ikilisinden neler beklememiz lazım bunu bir konuşalım. Torreira, Kerem gelir. Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha. Barış artık kendi mevkisinde oynayacak gibi görünüyor. Bir herhalde ekstra bir durum olmadığı sürece. Onun dışında Kerem Aktürkoğlu istediği ve artık özlediğim mevkiye geri döndü. Mertens yine devam edecek gibi ve
Icardi Zaha değişikliği ne zaman yapılacak? Bu da çok merak edilen konulardan biri. Serhan sen ne dersin? Okan Hoca'nın zaten bir mottosu var ligde ve bu başarılı da oluyor ve bu takımdaki ahengi de bence üst seviyeye getiriyor. O açıdan baktığımızda oynayan takımı çok fazla bozmayan bir Okan Hoca ve oyun karakteri var. Zaha tabii ki forvet çıktığı karşılaşmada hem kendini özgüven kazandı hem gollerle karşımıza geldi. Yani sanki burada oynamayı bekliyormuş gibi tabii bir ki. Tablo gördük. Bence güzel de oldu yani. Hem kendini buldu hem de takımdaki yerini buldu diyebilirim. Kerem'e de yerine verdi. Tabii Kerem Aktürkoğlu'da alışık olduğu yerlerde de daha fazla verimli hale geldi. Mertens'in oyun zekasına ihtiyacı var Galatasaray'ın. Barış Alperen'in açık sağ açık mevkisindeki göstermiş olduğu performans, dribling yeteneği, arkasında özgüveni yüksek Boye'in olması hem sana daha fazla bir şey katıyor ve daha fazla senin verimli olmanı sağlıyor. Bu açıdan Barış'ın da ben o pozisyonda iyi performans gösterdiğini görebildik. Sadece burada kafadaki soru işareti Kaan Ayhan sol bek oynar mıydı? Benim kafamdaki soru işareti. Oraya oynadı. Gelmeden bu arada Icardi geldiğinde bu denklemden kim çıkacak ve nasıl çıkacak? Icardi geldiğinde bu denklemden Zaha çıkmayabilir ya. Yani... Şimdi Abdülkerim'in sakat olduğu bir süreçte ben Kerem Aktürkoğlu'nun oynayacağını düşünüyorum. Ben nasıl yani? Yerli kuralından tane, dolayı. Şu an 4 tane yerli var. Ya var da işte hepsini aynı anda mesela Kaan'ı bir sol bek alırsan. Ben şöyle yaparım. Icardi'yi yine forvete alırım ben. Icardi'yi yine forvete alırım. Kerem'i sağ açı alırım. Zaha'yı sol açı alırım. Barış'ı? Barış'ı da Kaan'ın yerine alırım. Yeri Kaan'ı ya da Kaan Barış'ı alırım. Oradan çıkacak. Kaan'ı ya da Barış'ı alırım. Yani şu an Barış zaman. Alper kadar Galatasaray'da formayı hak eden ikinci bir oyuncu var mı bilmiyorum. İşte Barış'ı sol bek alıyorum ben de. Barış Alper kadar istediği mevkide oynamayı hak eden başka bir oyuncu var mı diye düzelteyim o zaman. Galatasaray'da o yüzden diyorum zaten yani, forma aslanın ağzında diye bir kelime var ya. Şimdi forma Icardi, gerçekten aslanın ağzında. Icardi meselesini anlayabiliyorum. Yani sonuçta takımla birlikte değildi. O süreçte takımla birlikte olmadığı süreçte Zaha forvette merkezde denendi ve başarılı oldu. Doğal olarak devam etmesi bir teknik direktörün bir tercihtir. Bu tercihe saygı duyulması lazım. Zannediyorum tam da hazır değil Icardi. Bilmiyorum o kadarını. Yani sadece antrenman eksikliği var. Yani antrenman eksikliği var. O da kapattı yani. Sonuçta bu oyuncu... Ya bugün oynayabilir normal şartlarda. Ya bugün hamle oyuncusu olarak oynayacağını düşünüyorum. Kadrodaydı zaten son maçta. Tabii. Kadrodaysan oynarsın yani. Son maçta hem forma şansı da buldu. 7-8 dakika. Ama şunu söylemek lazım. Hani Icardi'den vazgeçmemek lazım. Ama oynayan takımı da bozmamak lazım. O açıdan baktığımızda hani diyoruz ya forma aslanın ağzında gerçekten... Şu an forma aslanın ağzı Icardi için de geçerli. Icardi... Hem burada şu mesajı veriyorsun. Takımın yıldızı olsan da, bu takımın değişmez bir parçası olsan da, bu her zaman forma bulacağın anlamına gelmiyor. Evet. Hocana saygı duyacaksın, takımına saygı duyacaksın. Takımın için en fazlasını nasıl verebilirim? Bunun gayesine gireceksin. Mesajı da oluyor. Tabii ki bu mesaj oyuncunun kötü oynadığı anlamına gelmiyor. Bu oyuncu zaten... Yeri geldiği zaman fedakarlık yaparak da oynadı. Bir sakatlık geçirdi. Yüzündeki sakatlığın geçmesi, bu süre içerisinde adaptasyon sağlaması ve daha sonrasında gelip takımla çalışmalara başlaması. Icardi ki şöyle bir karakter. Icardi yani sakatlık geçirdiğinde bile ayağındaki sakatlık iğneyle oynayabilecek özelliği. Yani Icardi top oynamak istiyor. Icardi oynamak istiyor. Ama Icardi oynamak istemek değil. Icardi'yi istediğin zaman kullanabilmek önemli. Okan Hoca da istediği zaman kullanabilecek oyun karakterini gösteriyor, hoca karakterini gösteriyor. Bu açıdan Zaha'nın performansı iyiyken Icardi'nin hamle oyuncusu olarak şu an beklemesi daha mantıklı geliyor benim için. Icardi yokken Zaha'dan özellikle sol açıkta oynarken hücum liderliğini bekledi Galatasaray. Evet. Bence o liderliği sol açıktayken almadı ama Trabzonspor maçındayken yaptı. Belki de merkezde oynaması, işte Halil'in yerine belki merkezde denenmesi, daha erken denenmesi daha da verimli olabilirdi. Ben Icardi döndüğünde de evet Mertens'ten vazgeçmek çok kolay bir iş değil. İyi de işler yapıyor. Bazen görünmez işler de yapıyor. Tabii. Önce Galatasaray hücum aslında liderlik önemli. Orada bence. Mertens'in hem oyun zekası hem liderliğini evet, daha fazla kullanıyor. Trabzon maçında da bence kritik noktalarda iyi işler yaptı ve Galatasaray'ın rakipleri sahada top kazanmasında önemli payı var. İyi yönlendiriyor çünkü. Yaşı ilerlemiş olmasına rağmen aklıyla iyi yönetiyor takımı o bölgede. Zaha belki de ikinci bir forvet olarak hani Icardi'yi de değerlendirilebilir. O opsiyonu da unutmamak gerekiyor. Çünkü Kerem
en verimli olduğu yer sol açık. Evet. Onun dışında onu oradan çıkarttığın zaman Kerem'in performansında bir düşüş yaşanıyor. Takımda da doğal olarak. Şimdi merkeze aldığın zaman Mertens'i kenara almış oluyorsun. Sağa aldığın zaman bence şu an Barış Alper gerçekten hem TT'den de dönse de Ziyech'ten de daha fazla formayı hak ediyor. O yüzden Kerem'i de bozmamak adına belki Zaha, Icardi ikilisinde aynı anda kullanacağı maçlar olabilir. Peki savunmaya gelelim. Serhan az önce Kaan Ayhan'dan bahsettin. Hem oradan devam edip hem de Sanchez Nelson ikilisi. Evet, Kaan Ayhan Trabzonspor karşılaşmasında adeta içinden muhteşem sol bek çıktı. Karakter çıktı. Kaan Ayhan çok iyi bir karakter. Yani oyuncu anlamında çok iyi karakter. Hep konuşuyordu biliyorsun ya Ezgi. Ne zaman Kaan Ayhan'ı göreceğiz, evet, ne zaman evet. Mert Müldür'ü göreceğiz diye. Kaan Ayhan gelişiyle beraber hem formayı kaptı, hem hocanın jokeri haline geldi, hem de çok iyi bir karakter. Hem oyun anlamında hem kişilik anlamında bunu da gösterdi. Ve sol bek mevkiinde sırıtmadan da oynadı. Hatta orada oynadığı ilk maçlara golle karşımıza çıktı. Yani nasip olmaz herkese. Bence hem karakteriyle hem oyunuyla. Hem taraftarın gönlünde tat kurdu hem de kendi oyun stilini daha fazla geliştirdiğini düşünüyorum. Tabii ki orada bir de stoper tandemi. Stoper tandeminden Nelson, Davinson Sanchez, Nelson Abdülkerim çok fazla bir şey fark etmiyor. Çünkü gerçekten ligin en az gol yiyen takımından bahsediyoruz. Davinson Sanchez'in Nelson'dan formayı alıp bırakmayışı, Nelson'un küsmesi, daha sonrasında milli takımdaki açıklamaları, daha sonrasında geldiğinde Davinson Sanchez'in sakatlığı olması, sakatlığında Nelson tekrar formayı alıp vermemesi. İşte o da Nelson'un profesyonelliği. Nelson'un profesyonelliği değil. İstenmesi sanki bence biraz. Evet. Daha çok. Hayır, takım isteyebilirdi. Oyuncu buna reaksiyon vermeyebilirdi. Yok, ben bunu defalarca söyledim. Poligon olacağım ama Serhan söylerse doğruyu belki yanlış algılanmaz. Ben doğruyu haftalardır söylüyorum zaten. Yani Nelson'un formasını alması transferin açılmasından önce başladı. Değer bulması için. Tabii ki ama sanırım işte bu adam çok değerli bir oyuncu. Yani ne anlamda değerli bir oyuncu? Sadece altın her zaman değerlidir. Altını göstermen için vitrinin önüne koyman lazım ki alıcıların görmesi lazım. Abi burada şey var. Şu an Nelson'da vitrinin önünde. Şu detay önemli. Şimdi böyle bir tercih yapabilirsin. Davinson Sanchez'e reaksiyon vermiş ne sakatlığı vesaire de. Yani oynatılma sebebi Nelson'un biraz daha değerlenip satılması. Yok, yani ikinci bir fırsat. Faktör daha var, onu da söyleyelim. Ona geleceğim. İkinci, eğer Nelson bu süreçte bu risk alınırken, Davinson Sanchez yerine oynatılırken hata yapsaydı, sezonun başında mesela hatalar yapıyordu. Evet. Hata yapsaydı bu eleştiri olabilirdi. Ya arkadaş tamam hani satmak istiyorsun, değerini bulsun diye ama Davinson Sanchez verken Nelson oynatılır mı sorusunu Nelson'un performansı sordurtmadı. Yani bunu bir kenara koyalım. Çünkü sadece işte Nelson oynatalım, işte diğer bulsun değil. Oynadı ama adam da aynı zamanda. Kötü performans da sergilemedi. Onu da unutmamak gerekiyor. Kesinlikle. O yüzden tercihler biraz neticeyle değerlendirilen tercihler. Şimdi Nelson iki tane bireysel hata yapıp gol yedirmiş olsaydı, arkadaşlar Davinson Sanchez varken Nelson yaptı, ne? Bayern Münih maçında yaptı i̇şte bunu. Sezonun başında. Şimdi bu süreçte yapmadı mesela. Davinson Sanchez yokken yapmadı. Tamamıyla ilk 11 oyuncusu olup oynadığı maçlarda. İyi oynadı yani adam. Ya zaten oyuncu buydu zaten. Sadece oyuncunun mental olarak bir düşüşü vardı. O da Davinson Sanchez'e formayı kaptırmasıyla beraber gelen. Ama şunu da unutmamak lazım. Yani Galatasaray sırf Nelson'u parlatalım anlamında değil. Galatasaray şunu yaptı bu sene. Kimse hazır olmadığı süre içerisinde, kimse sakatlığını atlatmadığı süre içerisinde ki burada Icardi hariç. Icardi çünkü çok oynamak istiyor ve Icardi senin için çok önemli güçtü. Hı hı. Çünkü Icardi'yi oynattığın zaman Icardi gollerle karşına gelmiyor. Icardi aynı zamanda adam eksiltiyor. Orada stoper tandeminde iki oyuncu birden tutuyor, alan açıyor. Alan açtığı zaman Kerem Aktürkoğlu'nun ne yaptığını gördük. Mertens'in ne yaptığını gördük. Geri geldiğinden Ziyech'in, TT'nin, Barış Alper Yılmaz'ın neler yaptığını görebildik. Ama Galatasaray şunu yaptı. Bizim için lig uzun maraton. Bu süre zarfı içerisinde ben de bütün oyuncuların %100 hazır olması lazım. %90'ı kabul etmiyorum. %95'i kabul etmiyorum. %100 hazır olsun ki benim için önemli olan Mayıs ayında ben daha fazla vitesi yükselteceğim. Mayıs ayında sakatlığı olmayan oyuncu topluluğu benim için çok değerli vermeye çalıştı. Şu anda da ihtiyacı var zaten. Bu açıdan önemli bir avaraj haline geldi. Şu an Nelson oynaması da Davinson Sanchez'in %90. Yani biliyorsun Davinson Sanchez ilk son anlarına çıkarken bir sorduk sakat mısın? Yok ben değilim. Hazırım dedi. Aslında orada bile %95'i tamamıyla %5'lik bir şey kalmış. Tam anlamıyla hazır değildi.
Ama hoca ne yaptı orada? Hem Nelson'a forma şansı verir hem de %100 verim alabileceğim Davinson Sanchez ilerleyen zamanlarda daha fazla benim ihtiyacım vardı. Bu açıdan ya zaten Galatasaray'da öyle bir durum ki transfer de sürekli değişiyor. Neye göre değişiyor? Oyuncuların performansına göre değişiyor. Transferde ne yapacak Galatasaray? Ya ben bunu yaklaşık... Erden Timur bir iki takviye yapabiliriz dedi bu arada. 10 gün önce ben bunu söylemiştim zaten. Ki zaten biz de yöneticilerle konuşuyoruz. Sayın Erden Timur'la konuşuyoruz. Sayın Metin Öztürk'le Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk'le konuşuyoruz. Dursun Başkan'la konuşuyoruz. Ya da içerideki bildiğimiz, haber alabildiğimiz insanlarla konuşuyoruz. Yöneticilerle konuşuyoruz. Galatasaray'ın 2 tane transfer ihtiyacı vardı. Ve bunu da net bir şekilde dile getiriyorlardı. 6-8, 8-10 ya da sol bek mevki. Zaten sol bek mevki Galatasaray'ın 2 seneden beri kanayan yarası. Bu açıdan baktığımızda ama bu oyuncuları da alabilmek zor. Çünkü Galatasaray ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Ki bütün takımlarımız öyle uzatmak zorunda. Transferin son gününe kadar bekleyip minimum paraya maksimum verim elde edebileceği yani. Sezon başında yapmış olduğu transfer politikasını devre arasında yapmak isteyen Galatasaray vardı. O açıdan Galatasaray 2 transfer yapacak ama burada Okan Hoca'nın da istekleri değişiyor. Neye göre değişiyor? Oyuncuların performansına göre. Şimdi Endombele tekrardan takıma monte edilmeye başladı. Kerem Kaan Demirbay iyi koydun. Performans sergiliyor. Kerem Demirbay olağanüstü performans göstermeye başladı. O açıdan ya işte bazen diyorsun ki 6-8 alacağım diyorsun. Bir bakıyorsun oyuncular performans gösteriyor. O kalsın. Benim sol bek'e acil ihtiyacım var. Sol bek'te şimdi Kaan Ayhan orayı tölere etti ama Galatasaray'ın olmazsa olmaz transferi sol bek. Rıdvan? Rıdvan'la şu an hala temas halinde. Rıdvan'la anlaşılma tamam. Yani Rıdvan... Rangers cephesinin Rangers sıkıntı cephesinin çıkardığı şöyle söyleniyor. Bir sıkıntısı var. Son maçta ilk 11'deydi. Gol de attı. Evet gol de attı. Yani Rıdvan'ı gönderirsek biz de bir takviye yapmak zorunda kalırız görüşü anladığım kadarıyla var. Ben burada bir şerh koyacağım. Ben Rıdvan konusunda emin değilim. Benim kendi şerhim bu. Yani Galatasaray'ı yıllarda takip etmiş bir gazeteci olarak. Rıdvan Galatasaray'ın ilacı mı? Benden sorarsan tam anlamıyla ilacı değil. Ama Galatasaray Rıdvan Okan Hoca istiyor. Rıdvan'la konuşuldu, menajeriyle konuşuldu. Belli bir aşamaya gelindi. Sadece burada Glasgow Rangers tarafı oyuncuyu bir mali olarak rahatlama ihtiyacı var ve paraya da ihtiyacı var. Bundan dolayı oyuncuyu satmak istiyor. Satmada yüksek yani 6-7 milyon euro bandında bir satış öngörüyor. 6 milyon euro öngörüyor. Galatasaray'ın teklifi de kiralama artı satın alma opsiyonu. O da 3 milyon euroya denk geliyor. Bu anlamda çok anlaşamadılar. O yüzden Galatasaray transferin son gününe doğru orada bir hızlı bir ivme kazanabilir. Şu an için Rıdvan transferi yavaş ilerliyor ama yani son dakika bir gelişmesi de olabilir Rıdvan transferinde. Öyle bir durum söz konusu. Galatasaray'ın olmazsa olmaz transferi sol bek mevki olacak. Sonra Okan Hoca'nın isteği doğrusunda 6-8, 8-10 transferi 8-10 olmak transferi olacak. Orada da hep sürekli Kamada'nın ismi geçiyor. Ben Kamada'yı burada yalanladım. Ki geldiğimiz noktada Kamada'ya da Türkiye'ye gelmek istemeyişi, Avrupa'da devam etmek istemeyişse Kamada transferini bir anlamda rafa kaldırdı. Okan Hoca'nın da listesine göre hareket edecek bir Galatasaray yönetimi var. Sence ihtiyaç var mı yoksa bu şekilde devam edebilir mi? İki bölgede aslında. Sol bek ihtiyacı var. Sonrasında Endombele'yi kullanmak istiyor galiba hoca. Yani niyeti o yönde. Ama Endombele meselesinde yani fiziksel olarak eski form durumuna uzak olduğu gerçek. Yani 5-6 aydır geldi. Orada da şöyle Yusuf Yenen, herkes Endombele gidiyor, Endombele satılıyor, Endombele şöyle oldu derken ben o konucanın Endombele'ye fırsat vermek istediğini dile getirmiştim. Daha sonrasında fırsat buldu. Verdi de. Ama burada fırsat verirken belki iyi kullandı mı, transferin sence? Önünü de açması açısından. Yani şöyle bir şey, kıpırdanma var. Zaten şu önemli olan, Galatasaray kağıt üzerindeki muhteşem transfer planı vardı. Ama oyun anlamında Davinson Sanchez'i görmüştük. Zaha yeni yeni kıpırdanmaya başladı. Hakim Ziyech kendini göstermeye başlarken. Yani şu an transferlerin hiçbirisi kendini tam anlamıyla gösteremedi diyebilirim Davinson hariç. Davinson hariç. Endombele açısından da kıpırdanma meselesi bir kez daha söylüyorum. Yani top ayağındayken evet. Yani sorun değil. Oyuncunun kaliteli olduğunu zaten biliyoruz. Bu yetenekli bir oyuncu. Hı-hı. Boşuna da Tottenham'a gitmedi ya da boşuna da Lyon'da iyi bir çıkış yakalamadı. Yani o yeteneği kaybedemezsin zaten. Yani kaybettiğin şey fiziksel özellik. Onu da işte topsuz oyunda ya da top rakipteyken gösterebileceğin şeyler. O fiziksel özellikleri kaybetmiş. Bir tane fotoğraf var, iki tane yani iki kareyi yan yana koymuşlar. Ya Tottenham dönemi
Bir de şey doğruya fotoğraf doğru. Fotoğraf hilesi var orada biraz yani fotoğrafın. Abi, yani, şey, yok yok fotoğrafın nasıl. Ben dün antrenmanda ya okey de yani gördüm. Şey değil yani. Ama şimdi en fit dönemini yaşadığını söyleyemeyeceğiz. Ya en fit dönemi değil. Ya kimse, seninle sen benim için de, seninle benim için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Ama ben işte yıllık 3 milyon euro kazanmıyorum yani. Ben Galatasaray'ın UEFA kupasını kazandı o belgeseli izliyorum. Orada bir görüntüm var. Şimdi i̇şte, görüntüm arasında %100 var. Ama sen de bütün kadınların şey dediği ben evlenmeden önce 40 kiloydum demesi gibi. Ama öyle yani şimdi. Ben 96 kiloydum Türkiye'ye geldiğimde. 1.96 boyuma. Ben o zamanlar. 96 kiloydum şimdi söylemeyeyim. O yüzden ama biz ben hani orta sahada koşup top kazanma görevim olmadığı için ama bu işi böyle de fazla aldanmamak lazım. O fotoğraf yani şimdi şöyle bir şey hani ben hem kamera önünde hem kamera arkasında daha fazla zaman geçirmiş bir gazeteci olarak fotoğraf karesi çekilen bölgeden çekilen tamam, açıdan eyvallah. Ve yakınlaştırmadan çok değiştirebilir. Alttan çekmemen lazım fotoğrafı daha şişman gösterir. Onu da biz de biliyoruz da. Mesele bu oyuncunun fit olmaması. Buna herhalde hemfikiriz. Zaten fit olsaydı tabii, hoca 90 dakika her maç oynatırdı. Çünkü Ndombele fitse zaten orta sahada çok fazla tabii bir ihtiyacın ki. Olmaz. Bu bir gerçek hoca da biliyor. Hoca da kapasitesi doğrultusunda oynatmaya çalışıyor ve maalesef o fiziksel kapasiteye henüz ulaşabilmiş değil. Keşke ulaşsa çünkü ülkeye gelen her futbolcunun hani bir şekilde para olarak yatırım olduğunu da hatırlatalım. Yani bunlar senin, benim, bizlerin paraları. Yani forma alan, işte ne bileyim kombine alan. Tabii maça giden. Bu sektör böyle dönüyor. O yüzden hani değerlendirmeyi yaparken takım üzerinden değil de kendi cebin üzerinden değerlendirirsen bu adamlara özellikle döviz üzerinden verilen paraların çok yüksek olduğunu ve ne kadar iyi olurlarsa, ne kadar kaliteli olurlarsa o kadar bizim için seyir zevki açısından yüksek olacağını da hatırlatmakta fayda var. Ben de istemem Ndombele'nin formda olmasını. Çünkü çok olağanüstü bir oyuncu. Yani Ndombele ilk çıkış yaptığında ya bu adam hiç mi durmayacak saha içinde denilen, inanılmaz derecede koşu kalitesi yüksek olan, topu iyi taşıyan, driplingde iyi taşıyan ve pas kalitesi çok yüksek bir orta saha oyuncusuydu. Bir kez daha söylüyorum, Tottenham'a boşuna gitmedi bu adam. Yani inanılmaz bir seviye işte potansiyeli hani vardı. Orada şimdi olmadı. Bütçene göre transfer yaptın. Orada ayağını yorgana göre transfer yaptın. Eğer ayağını yorgana göre transfer yapmasaydın, eğer oyunculara bonservis bedeli vererek almaya çalışsaydın 10 milyon euro verip Şimanski'yi alırdı Galatasaray. Ya doğruya da şöyle de gelelim. Eğer sosyal medya yangını olmasaydı bugün Vecino ile Torreira ilk orta sahada evet. Oynayacaklardı. Onu da hatırlatalım yani şimdi. Ya doğruya doğru. İyi de olurdu. Doğruya doğru. İyi de olurdu. Şimdi ya da sen çıtayı işte ben Şifredi alacağım işte ne şeyi alacağım neydi Tielemans'ı alacağım. Yani çok yüksek seviyelere koyup. Paris Saint-Germain'de biri var. Ondan sonra ben Vecino'yu getireyim deyip işte aradaki uçurum. Çünkü Vecino kötü oyuncu değil bu arada. İyi oyuncu. Çünkü bence de katkı da verir de. Ama sen çıtayı çok yükseğe koymuştun. Beklentiyi bir yerde sosyal medyada yangın oldu. Aa biz yok hayal Vecino'yu hayatta getirmiyoruz meselesine gelip Ndombele'yi son dakikada alırsan transferde böyle patlarsın. Kusura bakma doğruya doğru yani. O yüzden ben de patladım. Patlamadı ki yani. Patlasaydın yani zaten Ndombele Allah atardın yani. Hayır. Ndombele meselesinde olmadı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde 8 numaradan faydalanamadı. Ndombele meselesi eğer daha iyi bir orta saha olsaydı. Daha iyi. Kaldı hani, evet. Ne zaman kalın? Kalmadı demiyoruz. Uh-huh. Eğer daha iyi bir orta sahası olsaydı belki Galatasaray'ın, daha verimli bir orta sahası olsaydı belki şu an Şampiyonlar Ligi'nde turda atlamış olacaktı. Ama i̇yi de olurdu aslında. Hani gelir olarak senin için. Sonuçta artı bir gelir olacaktı. Şunu kabul edelim. Hayallerle yapılabilenler arasında çok büyük fark oluyor. Geçen sezonki başarısıyla. Galatasaray'ın 13. bitirebileceğini kimse düşünebilir tamam miydi? Abi, ya da 13. Işte biten takımın şampiyon olacağını kimse düşünebilir miydi? Tamam işte. Geçen sezon ya ne kadar başarılı olduysan. Ya da o kadar muhteşem stoper transferleri alıyorsun ama stoper. Yok yok. Geçen sezon ne kadar başarılı olduysan transferde. %80 civarında bence başarılı olmuştu Galatasaray. Bu sezon aynı başarıyı yakalayamadın. Ligde kafa kafaya gitmiş olman ya da Şampiyonlar Ligi'ne kalmış olman bu transfer konusunda daha başarılı olabileceğin ihtimalini ortadan kaldırmıyor ki. Daha başarılı olsaydın belki ligde önde olacaktın. Daha başarılı olsaydın belki Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacaktın. Yani daha başarılı olmayı engelleyen bir durum söz konusu değil ki. Belki puan kaybetmeyecektin. Bütün maçlarını kazanacaktın ligde şu ana kadar. Belki Şampiyonlar Ligi'nde Bayern'de Manchester United maçlarında sergilediğin futbol sana puan olarak da geri dönecekti ve bir şekilde sen geldi. Yani geldi de. Bu arada Galatasaray buna rağmen çok başarılı. Yani Tete'den istediğini alamadı, Ziyech'ten istediğini alamadı, Ndombele'den istediğini alamadı. Yani kağıt anlamında yaptığın onun transferlerin ama lige yansıması ya da sahaya yansıması daha farklı olabilirdi. Ama yine buna rağmen noktaya geliyoruz. Buna rağmen Galatasaray hala Avrupa'da devam ediyor. Evet.
Ve hala Galatasaray'ın işte ligi domine ediyor. Daha tribüne yönelik kim yapmış ki bunları yani? Kim yapmış geçen ki? Sene sürdürülebilir başarıyı kim yapmış ki? Ona geliriz. Ona bir şey onu hedeflemek lazım. Fenerbahçe geçen sene ne kadar başarısız transferde %20, %15 başarı elde ettiyse bu sezonda bir kadar başarılı. Yani şimdi bunu sürekli hale getirdiğin zaman Galatasaray için saha içi başarısızlığından bahsetmiyorum ki ben. Senin transfer konusundaki tercihlerin geçen sezon kadar iyi olmadı. Torreira'yı getirdin büyük transfer başarısıydı. Burada defalarca anlattım. Buraya Torreira'yı getirmek 6 milyon euroya gerçekten çok büyük transfer başarısı. Icardi zaten kendini ispatlaması gerekiyordu ve mali şartlar da çok uygundu geçen sezon için. Bu sezonda bonservis olarak yani Icardi seviyesinde bir oyuncuya çok fazla para vermeden getirmiş oldun. İyi bir transferdi. Geçen sezon Rashica doğru transferdi. Bak oyuncu kalitesini tartışabiliriz. Ziyech daha iyi oyuncudur Rashica'dan. Tete muhtemelen daha yüksek bir potansiyeldir. Hepsi daha yeteneklidir birebir de vesaire. Ama Rashica senin oyununa en uygun oyuncuydu ve doğru transferi yapmıştın. Abdülkerim transferi sezonun en iyi stoperiydi. Ama şimdi Rashica evet. için 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli istenmişti o zamanlarda. Sen burada yapmak istediğin bonservis bedeli vermek istemeyişin ve buradaki transfer planlamanı kendi mali şartlarına göre ayarlaman neticesinde yani Galatasaray'ın aldığı transferlerin çoğunda bonservis bedeli yok. Ama imza parası var. Hangimizin yok? Tamam. Aşağı yani bir şekilde ödüyorsun parayı. Bonservis ödemiyorsun da oyuncuyu ödüyorsun yani. Ödüyorsun yani. Bonservis yani, veriyorsun 8 milyon euro. İmza parası veriyorsun 1 milyon euro. Yani bir değildir o imza parası da neyse. Peki şimdi detayları çok tartışmayalım istersen. Dün Erden Timur'un açıklamaları vardı. Onlardan da biraz bahsedelim. Bir iki mevkiye takviye yapabiliriz. Bir de tabii en çok konuşulan konu özellikle sosyal medyada adaylık konusu oldu Saran. Soru benim sorum. Evet Mayıs ayında Mayıs ayının bizim için tek bir anlamı vardır. Başkanlık yine. Gibi bir düşüncem yok. Dursun Özbey'in devamından yanayım dedi. Şimdi peki ben tabii. Senin izlenimini almak için soruyorum. Hı hı. Dursun Özbey'in devamından yanayım derken aynı zamanda yönetimde devam edeceğim izlenimiyle mi söyledi bunu onu yoksa? Onu da sordum arkasına. Okey. Ben de hepsini izlemedim. Onu bir evet ne sordun ne yanıt aldın ve ne düşündün aldığın yanıt üzerine? Şimdi dün antrenman vardı. Antrenman öncesi Erden Timur. Sayın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur açıklama yaptı. Biz de buna katıldık tabii ki. Orada önemli konular vardı. Önemli konulardan önce kendisi konuşmak istemişti. Kendisi konuştuğunda kenetlenmeden yola çıktı ki gerçekten Galatasaray'ın son haftadaki mottosu kenetlenme. Çünkü Galatasaray kenetlendiği zaman çok büyük bir sivil toplum kuruluşu oluyor, örgütü oluyor. Ve bu da kenetlendiği zaman Galatasaray şampiyonluklar ya da başarılar elde ettiği haline geliyor ki daha önce de bunu yaşamıştı. O yüzden diyor ki biz hiçbir tarafa bakmayalım, sağa sola bakmayalım, önümüze bakalım açıklamasıydı. O açıklamadan sonra da aslında daha sonrasında şunu da söyledi. Dursun Başkan'la başarılar elde edeceğimiz zamanların gelmesini öngörüyorum şeklindeydi. Ve Dursun Başkan'ın devam edeceği anlamına geliyordu. Orada da hep konuşulan şuydu. Camiada çünkü yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Erden Timur tekrardan aday. Erden Timur aday olacağı, Erden Timur'un başkanlık için aday olacağı şeklinde evet. söylemler olmuştu. Ben her yerde duyuyordum bunu. Bütün her yerde söyleniyordu. Hatta Erden Timur'un bunu söylediği söyleniyordu. Ben de dün basın toplantısında bunu sordum. Aday mısınız? Hayır dedi. Ben dedi Dursun Başkan'ın devam etmesinden yanayım dedi. Çünkü o kadar çok konuşmaya başlandı ki, o kadar çok baskı oluşmaya başlanmıştı ki. Bu belki ilerleyen zamanlarda Galatasaray'a zarar verebilirdi. Erden Timur da bunun önünü kesmesi açısından ben aday değilim dedi. Daha sonraki sorulacak soruda aday değilsin, Dursun Başkan'ın devam etmesinden yanasın. Dursun Başkan'ın devam ettiğinde sen yönetimde olacak mısın? O da şu an bizim için konuşulan olay Galatasaray'ın Mayıs ayındaki şampiyonluğu. Mayıs ayındaki yaşayacağımız şampiyonluk bizim için çok değerli. Mayıs ayındaki seçim bizim için ikinci planda dedi. Ben daha çok sular akacağından düşünüyorum. Başkanlık anlamında değil, yönetim anlamında. Daha çok yani sular akar. Yani değişebilir diyorsun. Ama başkanlık düşünceler. Anlamında camianın öngördüğü olay şu. Tek adayla mı herkesin, girecek? Herkesin, tek aday gireceğini zannetmiyorum. Ama herkesin, Galatasaray'da herkesin, bütün akil ve bütün camianın Dursun Başkan'ın bir dönem daha devam etmesinden yana. Çünkü Galatasaray'ın geleceği şu an Dursun Başkan'a devam etmek üzerine kurulmuş peki. şeklinde diyebilirim. Bakalım. Serhan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kenan çok teşekkür ediyorum. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz değerli izleyenler. Hoşçakalın.